Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yonko zirvesinin 6. bölümüyle beraberiz. Biz yine 4 Yonko toplandık ve doyasıya One Piece konuşacağız. Herkese şimdiden iyi dinlemeler. Artık tanıyorsunuz zaten hepimizi. İsterseniz bir hal hatır sorma girişi yapalım. Capori hoş geldin. Senin sesini duydum ilk. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsın abi, ne var ne yok? Vallahi iyi olmaya çalışırız be. Evet. Manga bölümlerinden ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hoş, evet. İyi gidiyor. Sen memnun değilsin. Memnun değilim. Tamam. Bölümün sonunda konuşacağız mangayı. Aynen. Nemo, hoş geldin abi. Sende ne var ne yok? Merhabalar canım. Ben de işte nöbet falan. Nöbet çıkışı artık gelip, evet, video çekiyoruz. Çalışmaya artık başladım işte. Tıp sektöründe kendisi resmi olarak. Aynen. Her videonun altına gelip soruyorlar, abi ne işle uğraşıyorsun, niye nöbet tutuyorsun falan. Doktorum arkadaşlar. Yeni başladım. Abi bir şey merak ediyorum Nemo. Bu yeni videolarını çektiğin arka plan çok hoşuma gitti abi. Orası neresi? Abi ben arkadaşın evinde kalıyorum. Bana bir oda tahsis ettiler burada. Oda duvar kağıdı, odadaki yani çok aynen. Yok güzel, yani arka plan. Güzel bence yer yakalamayı. Güzel açı yakalamışsın yani video çekimini. Aynen. Baya güzel. Benim de çok hoşuma gitti bu. Değil mi? Evet. Abi. Tamam güzel, merak etme. Ve son yonkomuz Tefo. Tefo hoş geldin abi. Ne var ne yok sende? Hoş bulduk. Abi ne olsun, her şey aynı. Böyle her zamanki gibi yuvarlanıp maçlar nasıl gidiyor? Abi maç olayına girmeyelim ya. Ligde kaçıncısın diyen var. Chat'te şarkılarım. Hiç girmeseydik olaylara ya. Sonlara oynuyoruz bu ara biraz. Olsun abi. Kimse yaram. Yo. Yani düşmeyiz. İyi bari. Öyle bir ihtimal olamaz abi. Yani yoksa kanalımı da kapatırım. Fokusunu futbola vermeliyim. Aynen. Düşmeyiz herhalde. Düşmesin. One Piece'in bir futbollu movie'si vardı Tefo. Sen onu izledin mi? Abi ben onu izledim ama bayağı oluyor onu izleyeli ya. O şey. Hatta en son bir oylama var ya YouTube'da, orada hani yazdım işte birini forvete koysaydınız kimi koyardınız falan. Sanji'ye koydum ben oyunu. Aynen, orada herkes Sanji yazdı adamdır. İşte bunun zaten Sanji adamdır. Bunun zaten herkes orada yazdı direkt. Orada da hani fark ettim böyle, abi ben unutmuşum bile o şeyi yani, bir tekrar izlemeliyim onu. Ama hani Sanji falan vardı, bir de Foxy'nin tayfasıydı herhalde. Evet Foxy'nin tayfasıyla maç yapıyordu. Bir de şöyle bir bilgi var. Oradaki aynı şeyi söyleyeceğiz büyük ihtimalle. Olsun, sen söyle o zaman, senin kanalın. Ya ben Tefon'un videodan mı hatırlıyorum diye şey yapmaya çalışıyorum da. Eichiro Oda mı vardı o movie'de, evet, seslendirmeci olarak? Evet. Spiker şeydi, Eichiro'daydı orada. Videolarımı izleniyor mu senin? Ben çok seviyorum. Ben bilgi videolarını çok seviyorum. Hele ki Oda videoları kaçırılmaz diyorsun değil mi? Tabii canım, Oda'ya abi direkt, ama gerçekten yani, direkt böyle yapmasına en zevk aldığım bilgi yani, öyle karakter üstü ya da araştırma şeyleri Oda ile ilgili. Oda videosu güzeldi bu arada, ben de sevdim. Ya sen güzel bilgiler buluyorsun ya, öyle şey değil yani Google'a yazayım ilk çıkan yerden hepsini sıralayayım gibi değil. Aynen. Derinlere iniyorsun yani. Eichiro da öyle bilgi veren bir insan da değil yani. Adamın fotoğrafını bulamıyorsun, öyle söyleyeyim. Evet ya, cımbızda bir çekmen gerekiyor Eichiro'da. Aşırı ilginç, bak bilgilerin yarısında da hani şunu da diyeyim. Hani bir yerde bu yazıyor, diğer yerde yazmıyor. Evet. Mesela iki tane Oda videom var zaten. Bir tanesini birkaç ay oldu çekeli. Orada mesela bir tane kardeşi var deniliyor. Mesela bu son araştırdığım videoda o bilgiyi bulamadım. Hatta özellikle kardeşi yok diye bir bilgi de buldum ama neyse, not almadım herhalde onu. Abi nasıl bir yani, bak yayın öncesi ne dedik, adamın milyonları var, adam yani resmen para sıçıyor ama kardeşi var mı yok mu bilmiyoruz. Şu an yolda görse, bak yolda geçse yanımdan derim aha, fotoğraf çekmeye gelen bir başka Çin turisti. Devam ediyorum. Yani şey anlamında hani sıfır. Görsen heyecanlanamayacaksın çünkü adamı tanımıyor. Hani evet. Abi ben iki kız olduğunu bu yıl öğrendim. Çekik gözlü birini gördük mü o zaman Eichiro Oda diye sesleniyor mu? Bakıyorsa kardeşidir. Abi, sakallı ya dedem demem abi. Ya iki kızı olduğunu ben vallahi bu yıl öğrendim ya. İki kızım varmış. Bak Nemo da yeni öğrendi şu anda. Evet. Bu arada diğerinin adı Robin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu aralar yaklaşık böyle bir sene önce falan filan ben bulmuştum. Eiichiro Oda'nın son fotoğrafı. Harbiden son fotoğrafı. Şeyde, Maldiv Adalarında 2020 yazı veya 2021 yazı olması gerekiyor. Evet. Adamın fotoğrafını çekmiş bir tane şey. Turist. Paparazzi. Hani, aynen turist çekmiş. Orada çalışan birisi anlamış yani Eiichiro Oda olduğunu. Şöyle söyleyeyim, adamda değişen hiçbir şey yok ama bu fotoğraf pek kullanılmıyor çünkü insanlar şey diyor. İşte özel hayatı saygı, Eiichiro da rahatsız olabilir. O yüzden suratını sansürleyip atalım vesaire falan gibilerinden. Ama bir kere interneti sansürsüz hale yayıldığı için bir daha o yani kullanılmadı gibi bir şey oldu yani. Ama o fotoğraf yine aynı bu arada. Gene 30'luk çıtır yani adam, böyle söyleyeyim. Yaygın değil bu arada, evet, bulamazsın abi, yani. Fotoğrafı çeken hapiste falan diyeceksin sandım hikayenin. Yok. Öyle bir hikaye bekliyordum. İmperdam'da şu anda kendisi. Fotoğrafı çeken. İki gün sonra otelde öyle bulunmuş. Hayda. Evet. Bugün abi var mı konuşacak olan bir şey, yoksa konumuza geçelim mi? Tefo. Eiichiro'da bu videoyu dinliyorsan şaka yapıyoruz abi. Yani Eiichiro Oda'nın özel hayatıydı zaten. Bu haftaki konumuz. Videoyu dinliyorsa bence 200 milyon dolarından 1 milyonunu bize versin. Vallahi 1 milyon dolar. Aynen yani. O bağış şeysi var ya, orada bir 1 milyoncuk atsın bize. Aynen. TL de kabul ediyoruz ha şu an yani, dolar molar. TL de olur, sıkıntı yok. Ben bile kabulüm bak. Yani. Beri olarak da atabilir. Beri olarak da atabilir bu arada, 100 milyon beri. Tefo parayla bu arada takımına forvet almaz. Var gibi. Abi ya ben diyorum forvet değil. Mevzu defans. Ya al sağ bek, ben diyorum ben çıtır bir sağ bekim ya. Bak boyun posum da var, koşarım. Gel işte diyorum sana Capori, gel. Mevzu defans abi, defans bak. Allah'ını seven defansa gelsin. Aynen o misal. Zaten takımda 3 tane defans içi var. Bir aydır üçüsü yok. Arkadaşlar böyle. Bu arada bu videoyu izleyen defans oyuncularımız varsa Tefo ile irtibat kurabilirler. Aynen. Evet, İsviçre değil mi? Tefo yanlış hatırlamıyorsam. Pasaportu olanlar. Aynen öyle. Pasaportunuz da varsa bekleriz. Pasaportunuzu alıp gidin abi. Kaçın kurtulun diyeceğim, neyse. Geçelim mi? Geçelim. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta ilginç bir konumuz var. Birazcık One Piece'in dışına çıkacağız aslında. One Piece'in hikayesinin herhangi bir karakteri veya olayı değil de One Piece'in eğer aynı evrende geçen farklı bir serisi olsaydı, dizisi veya tek bölümlük yani movie gibi bir şey olsaydı, konusunun ne olmasını veya kime anlatmasını isterdiniz, bunu konuşacağız. Bu arada bu Yonko zirvesini kısa tutmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Böyle bir planımız var ama bakalım başarabileceğiz mi? Evet. Şimdi ilk kiminle başlasam? Var mı gönüllü? Ben. Capori. Tamam, sana sorayım o zaman. One Piece evreninde geçen farklı bir dizi istiyorum senden Capori. Kimin konusu ne olurdu yani? Valla ben aslında bunu bir yıldır falan düşünüyorum. Kendi çapımda. Çünkü hani Wano'da bir kere Kid karakterini gördük değil mi? Hani Kid ile Luffy'nin çalışmasını gördük. Ama evet. Kid'in geçmiş hakkında hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Evet. Belki ileride bunu anlatır. İşte onu pek bilmiyoruz. Ama ben kesinlikle Kid ve Killer'ın geçmişini öğrenmek istiyorum. Bir dizisini okumak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Eiichiro'da SBS'de bunlardan bahsediyor. Diyor ki Kid ve Killer'ın eskiden çocukken ortak bir aşkları vardı diyor. Aynen. Bir kıza aşıklarmış. Aynen. İkisi de bir kıza aşıklarmış ama hikayesini ne falan bilmiyoruz. Ama ileride öğrendik diyelim. Ben gene de bunun olmasını isterim. Yani Kid korsanlarını görmek isterim hikayesi anlamda bir dizi olarak. Çünkü şöyle bir şey var abi. Mi Capori? O aşık oldukları kız bir kutsal ejderle evleniyor böyle. Vallahi hiç bilmiyorum. O ne oldu? İkisi de birbirine sarılıp ağlıyor. Türk dizisi oldu. Acı hayat bir ezel bir böyle Türk dizi geri dönüş yaptın şu an sen bayağı. Zengin kız fakir olan ya. Zengin kız fakir olan yaptı bu arada. Farkında mısınız onu? Evet. Farkındayım. Ya şöyle söyleyeyim. Hani ya Luffy'ye kesinlikle laf atmıyorum ama Kid karakterini ben çok seviyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hani Luffy diyorsun, Shanks'in varisi, Garp'ın torunu, Dragon'un oğlu, işte bilmem ne şeyi. Yani her şey var adamda. Her şey var. O ne demek lan? Bilmem ne. Neyse. Abi kide bakıyorsun. Abi adam gariban ya. Korsan lan. Hani adama nesin sen desem, kimin oğlusun desem, korsanım lan diyecek. Hani Luffy gibi ne Garp'ın torunuyum, Dragon'un oğluyum. Shanks'in şapkasını aldım. Gariban demezsin be Japon. Capori. Şey diyeceğim, şu an bak mevzunun Kid olduğunu bilmesem böyle diyeceğim, vay canına ne hüzünlü, ne acı dolu bir karakter. Sırasına Kid gelince bir böyle hadi lan oradan. Ama vallahi üzülüyorum ben. Hani Kid, hani baktığımızda belki süpernovalar içerisinde yani Luffy'ye denk olabilecek, yani denk sayılabilecek, çatışma içerisinde olabilecek tek karakter Kid. Ama aslında baktığımızda ya ötekileştirmişler lan çocuğu. Hani bakıyorum Luffy'ye, abi her şey var ya. Joy Boy'un mirasçısı mı desen, Roger'ın şapkası mı desen, adam toplama gibi bir şey. Ama Kid'e bakıyorsun, abi adam kolunu kaybetmiş be. Gariban ya, vallahi gariban. Shanks abi, Shanks yüzünden. Aynen, Shanks'ı niye aldı arkadaşlar? Luffy, ben böyle bir şey görmedim. Eichiro'da Luffy'yi kayırıyor arkadaşlar. Ama Kid'e de yazık ya, vallahi yazık. Şey çok ilginç yalnız, Shanks Luffy için kolunu feda ediyor. Yani Luffy'ye bir kol bağışlıyor, Kid'den de bir kol alıyor aslında. Aynen öyle. Gönderme var. Adaletin bu mu dünya? Daha dediğim gibi ben Kid ve Killer'ı çok isterdim. Bayağı isterdim. Kid ve Killer diyorsun. Ya bu arada Kid'e üzülmemek elde değil ya. Adam dur bir ittifak yapalım falan böyle gaza gelmişti, ne güzel. Abi, aynen abi. O hemen ihanet. Ya. Hemen ihanet. Kaydı atladı kafalarına ya. Şansa abi, bakar mısın? Supernovalar arası en iki pezevenkle şey yapmaya kalktı. Başka tarih olmaz ya. Apo denilen şerefsiz herif sattı. Yani. Bu arada evet. Kid'in de çok meşhur teori vardır. Kesin duymuşsunuzdur. Kaptan John'un oğlu olabilir deniyor ya, bu şey gene benim sevmediğim gerçek tarih referanslarıyla dolu bir teori ama. Öyle mi? Öyle bir şey var aynen. Ya gerçek hayatta da Kaptan John diye biri varmış da onun çocuğu Eustass mıymış adı bir şey. Ya o tarz bir şey var. Tam hatırlamıyorum ben detayını. Öyle ilginç bir şey vardı. O zaman Kaptan John Zebek korsanlarındaydı değil mi? Evet. O zaman Kid'in de Zebek korsanlarıyla bağlantısı çıkıyor ortaya bir anda. Ayda o kadar gariban dedi. Hayır, gariban değilmiş beyler. Özür dilerim. Kid'den, Luffy'cilerden özür diliyorum. Ama yani aslında Capori bir konuda haklı. Ben bunu son canlı yayında da hatırlayanlar vardır söylediğimi. Bu yani Love, Kid ve Luffy'yi şey tutuyor yani. Bunlar hikayede eşit öneme sahip gibiydi. Sabody'den beri hani büyük üçlü baba süpernovalar. Abi sen Love'a o kadar vakit ayırdın. Bir sezon yaptın Love için. Geçmişine gittik kaç bölüm. Kid'e hiçbir şey yapmaman üzdü. Evet ya. Ya ama orada biraz o da şey moduna girdi bence. Ya bu son yarım sene bir sene hani boku çıktı, fazla uzadı, sayılar düşebilir gibi, ben hızlanayım. Ama bence biraz o yola girdi diye bunu Kid harcanıyor. Abi Kaido'nun flashback'ini görmedik biz daha ya. Daha bunun ötesi mi var? Kid'i boşver, Kaido'yu görmedik. Ya bir de şey muhabbeti de var. Onu da atlamayalım. Dressrosa olsun, işte Zoo olsun, Big Mom arka olsun, Whole Cake. Hiçbirinde tayfayı tam olarak göremedik ya. Bir tayfayı toplayayım, bir ortak bir savaşta savaştırayım moduna girdi bence biraz. Yani doğru. Flashback'lerle güzel gitti okey, ama artık tayfa da bir toplansın yani, hani savaşsın. Çünkü hikaye onların hikayesi. Aynen. Ya, doğru da yine de biraz daha zaman verilebilirdi bence Kid'e ya. Ama bak benim demek istediğim şey şuydu arkadaşlar. Hani Kid flashback'i eninde sonunda görürüz de zaten. Hani Kid korsanların hikayesi. Hani Ace'in hikayesi nasıl şey yapıldı? Başka bir seri olarak. Ace neydi? Maça korsanları mıydı? Maça korsanları. Aynen. Mesela Kid korsanları içinde tek böyle bir şey olsun isterim yani. Onlar da mı Shibuka'yı yenmediler de hani kimlerle savaştılar? Nasıl yükseldiler? Bence çok önemli. Bir de Kid'in ödülü Luffy'nin üstündeydi Sabon dedi. Evet ama o biraz şey yüzündendi. Oğlum parçalar gittiği her yeri parçalamış. Aynen. Yağmalayan bir adam Kid. Adam değilsin Kid. Saldırgan. Aynen öyle. Kid yani adam bu One Piece'de hani kara sakala şey denir ya. Abi işte gerçek korsan, günümüzdeki korsan şeyine çok uyuyor. Kid için de aynı şeyi söyleyebiliriz yani. Bence tam bir korsan. Aynen öyle. Evet. Şimdi Nemo seninle devam edelim kardeşim. Sen abi ben nasıl bir seri isterdin? Ayrı olarak. Off screen de söyledim. Biraz komik olacak ama. Katakuri The Adam konulu. Böyle Katakuri'nin maceraları olabilir. Bir de ekstra olarak Mihawk'ın olabilir. Yani Katakuri şundan dolayı istiyorum. Katakuri karakteri çok sevildi gerçekten. Ve hakkında çok az şey gördük yani. Çok az şey gördükten kastım tabii Luffy ile 40 saat dövüştüler ama yani dövüşten ayrı olarak flashback olsun işte ne bileyim. Abi adamın 1 milyar ödülü var. Yani evet. Bir hikayesi mutlaka olmalı. Hatta geleceği de olmalı. Yani hani yani son savaşa katılır muhabbetleri var zaten ama Katakuri'nin nasıl bir hayat yaşadığı, böyle nelerle karşılaştığı falan bence ilginç olabilir. Ama biraz yavan da olabilir açıkçası. Kısa olması gerek yani. Çok uzun tutulmaması gerek çünkü sonuçta Big Mom adası, işte Big Mom'un oğlu vesaire. Bir de Mihawk. Yani çok büyük. Mihawk o. Çok büyük bir gizem. Yani adamın nasıl o kadar güçlendiği, kimlerle savaşıp bu kadar ünvan elde ettiği, ya nasıl dünyanın en güçlü kılıç ustası olduğu. Önceki dünyanın en iyi kılıç ustası kimdi mesela? Anladın mı? Kimi yenip o oldu aynen. Yani? Onu ben çok merak ediyorum ya. Onu hiç kim merak etmiyor evet. Ki yani. Ve mesela şimdi hep konuşuluyor işte acaba Karasakal'ın yanındaki Shiryu yener mi Mihawk'ı, işte Zoro Shiryu'yla mı dövüşür vesaire muhabbetleri de var. Hani gerçekten Mihawk'ın kimlerle dövüştüğü ve güç seviyesi One Piece evreninin en çok merak edilen konularından biri. Hatta önceki Yonko zirvesinde 10 dakika bitiriyoruz dedik, 10 dakika Mihawk konuştuk galiba. Evet yani, evet. Öyle bir şey var da yani. Öyle bir şey var da. Capori o sırada uyuyordu. Evet. Mihawk deyince uyandı, böyle gözleri açıldı. Yani Katakuri ile Mihawk diyorsun yani. Aynen. Bu abi Katakuri de gene şey klasmanında karakterlerden bir tanesi. İnsanlar çok seviyor ama yaptığı kötülükleri unuttular kategorisinden. Ben her bölüm hatırlatıyorum biliyorsun. Bon Clay'de olsun. Bartolomeo'da olsun. Şu sahneyi dün bu arada Zatsumoto, buradan da selam olsun. Onunla konuşmuştuk. Garibim orada 2-3 tane aşçı geliyor, tamam mı? Tatlı getirmişler Katakuri'ye. Luffy de gidiyor Katakuri'nin evini yıkıyor. O sırada bir evin içinde şekerleme yapıyordu. Onun ağzını gördüler diye aşçıları öldürmüştü Katakuri. Mesela ben o sahneyi unutamam. Yani. Vay be, Katakuri'ye bak. Öyle şeyler var yani. Yani Katakuri o flashback'i bitirdi ama o flashback'e gerçekten yürekleri dağladı. Kardeşlerinin meğerse her şeyi kardeşleri için yapıyormuş. Hani bütün hayatını onlar için yaşıyor. Peki o zaman Engin, bunları konuştuk şimdi. Katakuri The Adam dedim, movie olarak önerdim. Evet. Hemen Capori'ye soralım. Katakuri adam mıdır? Valla şöyle söyleyeyim. Ben Katakuri'yi başta hiç sevmedim. Böyle çok, nasıl desem, egolaman bir adam gibi gözüktü bana, tamam mı? Diyor ki işte ben senden daha iyi meyve kullanıyorum. Ben senden daha iyiyim. Geleceği görüyorum. Ben böyle insanları çekemiyorum, tamam mı? Ama onun hani o ne haklıymış zaman kendini böyle... Haklıymış ya. Böyle kendini sapladı ya adam, şey... Ne diyor? Mochi miydi onun elindeki şey? Yok, mochi meyvesinin adı. Mochi meyvesiydi ya. Mızrak. Zıpkın mızrak mı ne diyorlar ona? Trident diye geçiyor genelde o da. Ha aynen, trident mi, öyle bir şeydi. Mızrağıyla kendini böyle sapladı ya. Ben orada, benim gönlümü kazandı ya. O çok büyük bir iş. Hani hiçbir kötü karakter bunu yapmazdı bence One Piece evreninde. Adam dedi ki ben haksız bir şekilde kazanmaktansa sana verilen zararın aynısını ben de çekerim dedi. Luffy nereden? Koskoca Kaido bile yapamadı bunu. Aynen evet, öyle. Kaido yapamadı ya, değil mi? Evet. Yani adam Luffy nereden hasar aldıysa aynı bölgeden adam kendi derisini koparttı yani. 10 numara 5 hızlı bir hareket. Vallahi güzel. O zaman Katakuri adamlık testini geçmiş midir? Yok. Adamsı diyelim. yeni bir kelime bulduk. Yeni kelime. Neyse, şimdi bu konuları çok seven Tefo'ya dönelim bir de. Tefo, var mı senin bir fikrin, böyle efsane, bizi coşturacak bir fikir? Abi aslında birçok böyle spin-off tarzı yapılacak karakterle ilgili bir film diyecektim. Hani böyle dizi tarzı bir çekebilirsin. Böyle düşündüm hani geçmişini ilginç kurduğu karakterler kim diye. Aklıma bir iki isim geldi. Mesela Crocodile hikayesini ben çok merak ediyorum. Çünkü onun bilgi videosunu hazırlarken fark ettiğim birkaç şey var. Engin gizem falan yani gider Crocodile'da bu arada. Adam eskiden korsanlar kralı olmak istiyordu. Whitebeard'e karşı yeniliyor. Ne oluyorsa orada motivasyonu kayboluyor. Bir de Grand Line'de neydi? Yeni dünyaya giriş yaptı mı Luffy gibi bir girişi de var. Bunu da böyle bilgiler arasında var bu yani. Gerçekten efsane bir giriş yapıyormuş. Sonra ne oluyorsa bu değiştiriyor motivasyonunu ve bildiğimiz kısa yoldan dünyayı hükmetmeye çalışıyor işte. Antik silahlar muhabbeti. Aynen falan filan. Bunun dışında bir de Ivankov olayı var. Bu evet, da o gizem de var. Hani yani böyle bir hikaye yapsan gerçekten hani şöyle derim. Ha birkaç soru var, birkaç şeyi görmek istiyorum. Böyle ilgimi çeker bunda. Bir de karakter zaten hani rakip olarak gelen sonradan baya bir sempati kazanan nadir karakterlerden. Evet, aynen doğru diyorsun. Tefo bir yani şey soracağım. Buyur. Bu Crocodile nasıl elini kaybettiği açıklanmış mıydı? Beyaz sakal mı koparmıştı yoksa? Yok, açıklanmamıştı herhalde. Herhalde açıklanmamıştı, emin değilim de. Anladım. Bu arada bir detay vereyim Tefo'nun dediğiyle ilgili. Crocodile'ın korsanlar kralı olmak istediği bir kapak hikayesinde aslında ilk şey oluyor. Söyleniyor. Aynen. O da gelecek tabii ki kapak hikayelerinde. Abi bu şey var ya, bayan altın günü. Küçük kız ressam. Golden Week. Aynen. Aynen. Shonen Jump. Aynen. O işte Baroque Works'ün bir yeniden toplanmasının bir kapak hikayesi var. İşte Crocodile'ların nasıl Impel Down'a gittiğini falan da orada zaten görüyoruz. Orada işte o kızın bir tane işte tüm renklerle birlikte yaptığı bir şeyi var. Yani yeteneği var. Herkes ileride hayal ettiği şey oluyor. Üstündeki kıyafetleri. İşte mesela Daz Bones şey oluyor. Superman gibi bir tane Batman gibi bir şey oluyor böyle süper kahraman. Crocodile'ın üstünde Roger'ın kıyafetleri oluyor. Korsanlar kralı olmak istediği için. Bildiğin yani öyle bir detay var. Güzelmiş. Kalbi kırılmış bir Crocodile çizelim oraya bir de. Yani gerçekten. Orada açık bir hikaye var yani. O Crocodile'de açık yani. Daha açıklanması gereken bir hikaye var. Çünkü Whitebeard'de olan kin o nefretin de altında daha fazla şey yatıyor. Tek bir yenilgi bence biraz hani olabilir ama daha fazlası da olabilir gibime geliyor. Şey yaptık ya bir de hani ya Doflamingo sanki daha üstün gibi konuştuk bu zamana kadar ama hani plan olarak şey olarak aslında Crocodile'ın vizyonu çok daha hani fazla çünkü adam hani bir krallığı ele geçirilmekten ziyade Poneglyph'i bulayım, gideyim Nico Robin'le anlaşayım, onu ekibime alayım, antik silahın yerini öğreneyim, antik silahla tüm dünyayı ele geçireyim gibi bir vizyonu var adam. Yani abi Crocodile'ın çok büyük oynuyor. Crocodile'ın en büyük hatası serinin başında bir villain olmasıydı abi. Hani Doflamingo ile yerini değiştirsek Crocodile serinin sonuna da yakışır yani. Şöyle bir şey var. Hani ben Crocodile'ın hakkının yendiğini düşünüyorum bu arada. Hani o sezon kaybetmemeliydi Crocodile yani normal şartlar altında. Hani baktığımızda Alabasta'da gördüğümüz Crocodile ile Marineford'da gördüğümüz adam aynı adam değil yani. Şimdi söyleyeyim yani Luffy'den dayak yiyen adam 2 yıl önce gidiyor beyaz sakalla kapışam işte Akayu'nu önümden çekil lan. O adam bildiğin rajon makinesine dönüyor abi. Herkese diss atıyordu. Herkese kill yapıyordu. Ve işe de yarıyor yani. Adam orada bir şey diyeyim mi? Capori orada bence o da bir hata yaptı. Tamam şimdi görsel olarak yakıştıramayız ama Enel'in meyvesi hani Luffy'ye karşı problemliydi ya Enel'in gücü. Evet. Hani kullanamıyordu. Öyle bir gücü Crocodile'a vermeliydi. Olabilirdi ya. Gerçekten olabilirdi. Evet. Bak gerçek dünyada çok güçlü ama tek zaafı Luffy. Kabul ederdim. Ha dediğim gibi şimdi kum dışı elektrik falan biraz değişik olurdu ama hani öyle bir mantıktan yürüseydi hani ne bileyim hatta bir şey vardı 3. mü 2. karşılaşmasında hani suyla falan ıslatıyordu onu. Evet evet. Kanla ıslatıyor ya 3.'de yeniyor. Aynen 2 defa aynen. O zamana kadar. Ama habire sıvıyla zarar veriyordu. Tamam bunu denildi ama o kadar üstünde durulmadı bence. Hani bunu daha net bir şekilde kullanabilirlerdi. Ne bileyim işte artık bayağı su atacaksın üstüne mi dövüşeceksin o tarz bir şeyle belki olabilirdi ama o Crocodile'ı bizim düşük görme sebebimiz Luffy'nin aslında normal yenmesi. Mesela Enel'de bunu bak Enel'de yakın zamana kadar bunu demiyorduk. Halen de iddia eden var Enel çok güçlü falan. Amiral'dan güçlü diyen var. Niye? Adamın şeytan meyvesi bir kere kendi kendine makine. Hani Luffy şeytan meyvesinin şanslısına yendi. Yoksa yenemezdi. Keşke Crocodile'da da öyle bir bağlama yapsalardı ama. Crocodile'da ya, yapabilecek mümkün bağlama yaptı bence de. Yani mümkün olan oydu bence. Hani suyla yani mümkün olan evet oydu tabii. Aynen. Yaptı yani ama yani bir eksiklik var bence de. Çok güçlü çünkü. Yani fazla güçlü. Yani ona kaybetmek için fazla güçlü. Ya sadece su bu adamı counterlıyor olamaz ya da kan bence. Abi zaten ben o mantığı hiç sevmiyorum ya. Yani Logia'ya Haki hariç hiçbir şeyle vurulmamalı. Evet. Yani su yapınca niye vuruyorsun ki? O zaman da çamur oluyor. Çamura da vuramaman lazım. Ki aynen. Atıyorum. Aynen. Enel işte lastik elektrik lastiğe işlemiyor. O yüzden Luffy vurabiliyor Enel'e. Abi tahtayla da vurun o zaman. Tahtayla Engin, da vurabilirsin. Enel'in meyvesinin özelliği şeydi ya. Hakisiz de hasar alabiliyordu sanırım. Ya şöyle bir şey var abi. Hani dedim galiba, ya. Niye başlamadan önce dedim ben. Onu o detayı hani hatırlamıyorum valla. Crocodile'ın tek hatası cidden serinin başında gözükmesiydi abi. Çünkü niye haki kavramı yok? Ya hiçbir şey yok ya. Hani bildiğimiz tek haki. Gerçi ona da haki demiyorduk. Yani Shanks'in şey balığı yaptığı şey. Yürü git yapması. Aynen yürü git lan. Biz onu öyle hatırlıyorduk bu arada. Haki olduğunu bilmiyorduk yani, anladın mı? Sonra işte 300. bölümlerde yavaş yavaş. Ya Capori şey var ya, açken haki kullanan Luffy, hani daha önce de konuştuk Yonko zirvesinde, açken atlıyor Ace'i ve şeyi Smoker'ı yıkıyor falan. Komik değil miydi o? Evet. Yani. Evet. Yani işte dediğim gibi Crocodile'ın bir hikayesi güzel giderdi. Aynen, bence de katılıyorum. Bir de ek olarak bir başka karakteri aklıma geliyor. Yani böyle hani senin bir hikayeni görsem rahatlarım yani, o tarz bir. Hatta bir film bile olsa bence bütün rekorları kırar. Buggy mi? Kim abi? Yok. Rayleigh. Bak bırak, tahmin edin. Hadi size atıyorum tabu. Rax. İpucu var be. Abi, Dragon. Öyle bak sana diyorum. Bu karakterin hikayesini görsem böyle eririm böyle. Okey, tamamdır, rahatladım. Hani birkaç şey gördüm. İpucu ver oğlum. Ben efsane. Şu an bir anket yapsak üstlere oynar bence. Beyaz sakal. Rockstan'da adamsın Nemo, adamsın. Abi beyaz sakal. Şimdi beyaz sakalın sonuçta bir biraz detayına girersek bu karakterin bir ailevi bağ arama hevesi var. Bunun altında bir hikaye oluşmalı yani. Böyle boştan bu istek çıkmıyordu. Buradan güzel bir hikaye çıkabilir. Üstüne sonra nasıl beyaz sakallar, nasıl Rockstan'ın tayfasına girdi, nasıl kendi tayfasını kurdu. Hani ne bileyim abi. Ben senaryoyu çiziyorum Tefo, bak şimdi. Raksı gider yani, izlerim. Dağılıyor. Beyaz sakal denize açılıyor tek başına. Bir aile kurma hevesi var ama bir yandan da kalbi kırılmış. Böyle işte denizde açılıyor tek başına, yalnız kurt olarak. Ve markoları falan nasıl etrafında topluyor falan, böyle öyle bir şey olabilir. Abi güzel gider ya beyaz sakal. Bilmiyorum. Kafamda kurdum, ben yapıyorum bunu arkadaşlar. Eichiro Oda oradan $1 milyon. Abi yani gerçekten beyaz sakalın şeyi de güzel olur ya. Yani Rax'a katılmadan öncesi de yani gençliği de şey yapıyor. Gençliği, özellikle gençliğini ben merak ediyorum. Hani ondan sonrası az çok tahmin edebiliyoruz. Hani çoluk çocuğu toplamış gibi bir olay olmuş da. Hani ondan öncesi sen niye bu bıyıksız halleri var? Hani bıyıksız bir yerde diyor ya, aile istiyorum. Tek istediğim aile diyor ya şey, ölürken. Aynen. O dönem bak. Evet. Hani onu onu görmek isterdim. O hikaye hoşuma giderdi. Garp'ınki de hoşuma giderdi. Rayleigh tek başına Roger'dan sonra tek başına böyle denize açılıyor böyle. Gizemli. John Wick tarzı işte ya. Her şeyi geride bıraktıktan sonra bir şey onu ateşliyor böyle. Gidiyor herkese tek atıyor falan. Evet. John Wick tarzı işte ya, klasik. İşte Tanrı affeder, Rocky affetmez miydi? Rambo ha. Ya Rayleigh'den de bence çok çıkmaz ya dizi. Rayleigh sakin adam abi. Yani adam ne gemi kaplamacı da yapıyor ya. O abi, da garip. O kadar da sakin değil. Sarı kızlara full sarkıyor yani. Ya öyle tabii canım ya. Abi adam bak Roger'dan ayrılmış. Şaki geldiğinden beri yemiyor. Ama ondan öncesi de iyi yiyormuş. O bilgileri severek araştırdım yani lütfen. Evet. Onu diyorum oğlum. Adam Roger'dan ayrılmış, Roger korsanlarından salmış sonra korsanlık, kavga, dövüş. Ama adam şu an ekmeğinin peşinde be. Gemi kaptanı. Aynen. Değil mi? Emekçi şu an. Emekçi. Aynen. Emekçi adam. Emekçi. Emekçi. Ama kumar da oynuyor. Emekçi ama kumar da oynuyor. Kumarda evet. Kendini mi kaybediyoruz Reagan? Aynen öyle bir şey vardı. Neyse. Yani... Ben de bir iki şey söyleyeyim. Ha, sen de bir söyle. Abi tabii bence yani Dragon büyük, ya en başta Dragon gelmeli bence bu konuda. Bence hatta büyük ihtimalle anime de gösterecek. İçinde. Evet evet. O yüzden aslında şey yapsak da olur yani, söylemesek de olur. Bak benim çok ilginç başka bir şeyim var, isteğim. Abi Nico Robin'in Ohara'dan ayrıldıktan sonra hani şey yapmış ya, bir sürekli suç örgütlerine katılmış, ajanlık yapmış, oralarda suikastçilik yapmış. Her gittiği suç örgütünü de batırarak çıkmış gitmiş. O Nico Robin'in böyle şey gibi yani, o Marvel'daki Black Widow gibi ajanlık hikayesi. Değil mi? Hani, tam Black aynen. Widow. Mesela öyle bir şey o hikaye ya. Ya farklı bir tarz olsun diye yani. Artık korsanlık değil de ajanlık. Tam da Robin'in çocukluğu da resmen böyle sessiz gibi amına şey. Çocukluk değil canım. Yani onu demek istiyordum. Hani böyle 16 yaşından sonrası gibi. Yani 16 yaşında ilk ama görüyoruz ya, bu bir suç örgütüne katılmış. Açmadığı için ben izlemezdim. Ya şöyle bence tanıdık isimlerle görebilirdik hani, mesela Buggy'yi de dolandırmıştır. Nereden bileceğiz ki hani? Anladın mı demek? Yok abi Buggy yemez ya. Yeraltı bak Capori, sen bu aralar seviyorsun ya yeraltı işlerini bak. Aynen, orada bütün evet. Yeraltı işlerini çözerdik. Nico Robin'in dizisinde. Aynen güzel olurdu ya, benim hoşuma giderdi açıkçası. Evet. Başka ne olabilir ya? Böyle bir şey dedin sen Engin abi, Kayıp Yüzyıl. Kayıp Yüzyıl abi bak. Kayıp Yüzyıl'ın böyle 200 bölümlük direkt falan şey olması gerekiyor yani. Anime olması gerekiyor. Çünkü anime olarak Kayıp Yüzyıl'ı bilemeden biz hiçbir zaman tam anlayamayacağız abi. Bu One Piece'i biz niye izledik? Bu öyle değil Oden'in mi? Geçmişi gibi 10 bölüm gösterdim gitti olmamalı ki, orada işte Joy Boy başrol olacak. İşte oradaki antik krallıklar, o 20 tane şu anda dünya hükümeti dediğimiz krallıkla olan savaşları, monogliflerin yazılışı, bunların hepsini böyle seri içinde görmek mükemmel olurdu. Ama Engin orada şöyle bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim. Sonunu biliyoruz abi ya. Yani tamam abi, o daha güzel işte. Biliyoruz ya. Yani... Star Wars'u sever misiniz bu arada? Öyle bir soru atayım araya. Ben hiç izlemedim ya. Ah be. Ben de hiç sarmadı abi. Oradan örnek Harry Potter'da Yüzüklerin Efendisi de hani desene. Yani. Oradan geliyor. O bir Yüzüklerin Efendisi mantığı diyecektin değil mi? Star Wars olabilir de çünkü sırayla değil ya. Tabii. Oradan yani ne olacağını. Tabii hani Anakin'in de işte Darth Vader olacağı biliniyordu son 3 şey filmde, o şeylerde, prequel'lerde. Onu diyecektim veya başka örnekler de verecektim de şimdi boş ver. Ama Hobbit Yüzgen Efendisi gibi de şey yapabilirsiniz yani. Yüzüğün Bilbo'ya geçeceği belli Hobbit'te. Hani yüzüğü alacağı belli gibi ama gene de hani güzel eğlenceli de olabiliyor ki Hobbit'i çok sevmem aslında. O yüzden Hobbit'e örnek abi, vermek istememiştim ama. Ya Hobbit çok sevilmedi evet. Bu konuda kötü bir örnek oldu doğru. O yüzden ama hiç işte, girmemiştim. Aslında şöyle yani Yüzüklerin Efendisi muhabbetine hafiften girmişken bence hani Silmarillion, işte Yüzüklerin Efendisi muhabbeti var ya, hani çok büyük bir evren var. Aslında çok fazla hikaye var. Yüzüklerin Efendisi aslında oradan yani 5-10 dakikalık bir hikaye yani, kısa bir hikaye aslında. Yani kısa bir savaş. Ama işte o kadar büyük bir evren ki, o kadar güzel hikayeler içeriyor ki kısa da olsa. Hani o kısa hikaye bile bir anlam kazanıyor. İşte One Piece'te de bence öyle. O yüzden zaten bu spin-off olayı bence çok güzel olabilir yani. Hani abi böyle hani... bir franchise kurmuşsan, böyle bir dünya yaratmışsan bunu maalesef emeceksin. Yani böyle o sütünü böyle her yerden çıkaracaksın. Bu bir acı gerçektir. One Piece'te de oluyor zaten, olacak da. Olmalı da yani, hikaye var. Her yerden Oda bir çok ister ya. Eichiro Oda bak diziye okey, adam kaç yıldır dizi kovalıyor. Bak kendisi istiyor bu arada diziyi. Kitap çıkaralım mı abi? Çıkarın abi. Onaylıyor. Tamam. Ace'in şeyini çıkarın, romanını. Sanırım başka romanlar da olması lazım. Bir tane mi? İki tane mi daha? Ace'in dışında. İşte ya, Barbar Sanji'nin ve şeyi var. Sanji'nin o yemek mangası var ya. Yemek evet, falan yemek mangası çıktı. Yani. Vay Sanji'nin mi? Şey, Zoro'nun lanetli kılıcını falan kullanıyordu hatta. Öyle söyleyeyim. Öyle bir şey vardı. Hani bu tarz şeyler yapıyorlar yani, getiriyorlar. Ki zaten adam cover page'inde bile değişik değişik hikaye üretiyor yani. Evet evet, Eichiro da dünden razı ya. Dünden razı. Evet, ben kesinlikle One Piece bitince hatta 2-3 farklı One Piece evreninde geçen seri gelebilir yani. Öyle söyleyeyim. Adam ya çünkü bir yani şey izin veriyor. Aha. Evet. Şey hani ya diyeceğimi unuttum biliyor musunuz? Vallahi diyeceğim şey yok. Ne diyecektim ben? Eichiro Oda dedik. Yok Eichiro Oda dedik, bir şey diyecektim ya. Eichiro Oda sever bunları. Adam şey diyor bak. Adam şey diyor. Eğer One Piece'i istediğim gibi çizersem One Piece bitmeyecek bir seri haline gelebilir diyor. Bunu kendisi kendi ağzından söylüyor yani. Allah böyle Allah. Bir yani böyle bir şey dediyse bu adam demek ki hani kendini zorlamayacak şekilde one shot işte ne bileyim Ace'in hikayesi gibi işte Maça Korsan'ın hikayesi gibi bir şeyler çıkaracak demek bence hani bana kalırsa. Neden adam açıklamadığı hani nasıl desem hikayeyi pek fazla etkilemeyen ama çok hoş duran, çok ilginç ve ilgi çekici duran şeyleri bence bir dergi olarak çıkartacak. Yani ben %100 bakıyorum. One Piece bitmeyecekmiş. Şok şok şok. Ama mesela şey olmaz. İşte yok dinin anlamını öğrenmeyeceğiz. Yok bir şey olmayacak. Ya tabii ki de büyük gizemleri elbette öğreniriz. Ama mesela Vegapak'ın çocukluğundan bilim adamlarına geliş hikayesi mesela. Mihawk yani, aynı şekilde belki hiç gösterilmeyebilir geçmişi. Yani. Evet, Mihawk olayı zaten değil mi? Çok sakat. Nasıl gösterecek ki onun geçmişini mesela? Abi şöyle söyleyeyim, şey diyor, editör şöyle bir şey diyor, One Piece'in bitimine yaklaşık 20-30 cilt var diyor. Bu da işte 1200-1300. Bölümlere tekabül ediyor. Yok hani, yetmez. Bir ciltte 8 bölüm olsa desek yani. Yok ben onu hesaplamıştım ya. Ha, 1200 yani, 1200 ya diyorum 1200 veya 1300 arası bir şey tekabül ediyor. Yetmez ki. Yani eğer öyleyse bazı şeyleri öğrenemeyebiliriz. Ama şeyden bahsetmiyorum. Bu öğrenmeyeceğimiz şeyler şey değil yani. Yani büyük gizemler değildir. Yani şeytan meyvesini öğreniriz mesela. Anladın mı? Peki dinin anlamını öğrenmezsek ne dersin Capori? Eichiro Oda'ya buradan mesaj yollar mısın? Adam değilsin derdim. Yani derdim bunu. Hani direkt derdim, yapıştırırdım. Ama bence ya, öyle bir şey olacak. Şey yapacak. Bence şey de yapabilir. Aslında bu tarz bir hikaye de olabilir. Böyle diyelim 1200-1300. Chapter'da bitiriyor. Çoğu olayı kapatıyor. Ama belirli olayları açık tutuyor halen. Hani Tefo, şey yapması yok mu? 1200. bölümde One Piece'i bitiriyor, tamam mı? Çünkü bizimkiler One Piece hazinesini buluyor. Sonra büyük savaşı anlatmak için 200 bölümlük bir seri. Vallahi bam. Marketing. Marketing uçar bu arada ya. Harbiden uçar yani. One Piece Shippuden ne? Aynen. Yani ne alır ki? The Big War falan. Yani aynen. Shippuden bulmuşlar işte. Ne? Attack on Titan'ın son sezonu. Salmazlar. One Piece'i salmazlar. Bence de salmazlar ya. Ya bu evren var ya. Eiichiro Oda'nın torunlarının ekmeği olacak yani. Öyle bir evren yarattı adam. Abi gerçekten. Şöyle bir şey diyeyim bak. Bu evreni devam kullanmazsan hani bunu sadece maddi iş kafasıyla yani diyorum. İzleyici değil, iş yani para anlamında. Hani harbi malsın. Başka tabiri olamaz yani. O kadar para getiren bir şeyi bitiremezsin. Bak Dragon Ball bunu yaptı. Dragon Ball 1986'da yayınlandı mangası. 1995-96'da herhalde bitti mangası. Animesi de hemen arkadan geldi. Bak bitti. 20 sene yayınlanmadı bak Dragon Ball. Ve Dragon Ball'un aynen ama şimdi Dragon Ball'daki şöyle bir olay var. Bunu birçoğunuz yani bilmiyorsunuz, bilmiyorum belki ya da unutmuşsunuzdur. Dragon Ball o zamanki etkisi de One Piece bugün belki yani aynı seviyededir belki. Hani o tarz o dönemin zirvesindeydi yani, bir numaraydı. Abi bak o anime bitti, One Piece geldi, Naruto geldi. İzleyiciler halen ki o zamanın izleyicileri şu an 40 yaşında. Yani bunun da bir 30 yaşında yani ben mesela benim gibi herkes 30 yani 30 civarı ya da üstüdür. Dragon Ball aralıksız devam etseydi bence anime izleyicisi çok daha fazla olurdu şu an. Tabii canım ama yani şu an benim burada demek istediğim olay mesela Türkiye'de biraz daha geç izlenildi ama burada ya da Japonya'da bir de daha erken yani izleyiciler yaşlandı ama ona rağmen halen bir talep var. Halen bir yapılsın çizilsin izleyelim. Yapılsın çizilsin izleyelim. Toriyama adam para sıçıyor. Yani bu mangaka, Dragon Ball'un mangakası. Bir de bu Oda gibi değil. Hani yok bir teori üretim, yok şunu yapayım. Adam bildiğin eşya çizmeyi unutuyor. Öyle bir mangaka yani. Nasıl diyeyim sana? Birden Nami'nin dövmesini falan unutuyor. Öyle düşünün siz. Arkadaşlar Tefo bir şey ekleyeyim mi burada? Bak tam eklenecek yer. Eichiro da bir bölümde Kaido'nun sakalını çizmeyi unutmuştu abi. Harbiden atıyorum bak. Fotoğrafını atacağım şimdi. Biliyorum biliyorum hatta onu demiştin herhalde bir ara. Ulti'de konuşmuştu. Yeni yeni ya. Şey, bir 20 bölüm falan oldu yani. Yeni dediğin de bir yıl olmuş ya. Şuna bak abi. Bir yılda hiçbir şey mi öğrenmeyiz ya? Değil mi? Bir yıl önce Robin'le Love konuşuyordu. Dinin anlamı falan. Aa dedik öğreneceğiz mi? Vallahi o neyse. Şimdi mangaya geçmiyorum. İşte şimdi orada demek istediğim olay bu adam unutuyor. Bir de öyle sakal makal da değil. Dragon Ball'da şey var. Karakterlerin yani bu Saiyajin ırkının kuyrukları var. Adam kuyruk çizmeyi unutmuş. Bak düpedüz böyle iki ark kuyruk çizmeyi unutuyor. Sonra soruyorlar ya sen niye bunların çocuğuna çizmeyi unuttun bu kuyrukları ya unuttum. Bak böyle bir mangaka. Tamam, adam dürüst ona rağmen... orada bir hikayeye sıkmamış. Yok 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 o karakteri yok. Adam olduğu gibi. Eichiro Oda adam... olsa sıkardı diyorsun değil mi? Tabii tabii o kurtarırdı orada. Teori çıkarırdı orada. Bak ona rağmen adam çizmeyi yani parasını kazanmış keyfimdeyim. Ben ekmeğimi kazandım keyfimdeyim. Ona rağmen o kadar talep oluştu. Şu an ne oldu? Dragon Ball'un devamı çiziliyor. Bu yandan bekçilik yapıyor sadece. Yani bekçilik de ne yapıyor acaba? O da başka bir olay. Hani o Dragon Ball gibi bir evren bile bitmiyorsa One Piece'in bitmesi imkansız. Böyle değil. Doğru, imkansız. Bence ama şey aynı ya. Ekip. Bak bu arada Shueisha ve Toei. Aynı ekip. Yani Dragon Ball'un arkasında olan ekip One Piece'in olan ekibinde aynı. Abi para çok göz. Para göz ekip ya. Çok para göz ekip. Adamlar her hafta bölüm yayınlıyor. Bu para göz değil de ne? Yani yarasa adam diyorum Engin. Seninle konuştuk bunu biz. Evet evet. Yani yarasa adam. Aynen yani abi. Onda... Şu an bırakıyor tank satmaya çalışıyor biliyorsun. Toei animasyon oyuncak şirketiyle anlaşmış. Abi evet için. Ya değil mi? Chopper'ların muhabbet değil mi? Big Mom vs Chopper. Evet, abi evet. Chopper bomba atıyor ya. El bombası atıyor abi Big Mom'a. Ben hayatımda böyle bir şey göreceğimi hiç zannetmiyordum ya. Valla. Bana bir 2 yıl önce falan şey deseydiniz. Chopper Big Mom'a el bombası atacak. Yani gülerdim ya. Hayvan gibi gülerdim hem de. Ben halen evet, gülüyorum. Evet. Konu dağıldı gene arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Aynen. Konuşuyorduk spin-off'la. Aynen abi. Ben hani şunu da eklemezsem olmaz. Kesinlikle bir denizci hikayesi lazım bence bak. İlk başa bunun yazılması lazım. Ya şey aklıma bir hikaye geldi Engin. Lafını böldüm. Evet. Böyle bir masum Akainu İyilerin adamı Akainu. Zatsumoto'ya buradan bir selam atıyorum. Ya. O Zatsumoto'ya bir selam olsun. Evet. Saf temiz duygularla askerliğe geliyor Akainu böyle. Yok abi ya dümdüz Kobe'den devam etsin. İşte Kobe albaylıktan amiralleye belki ya da hiç bilmediğimiz bir tane denizci olmaya çalışan çocuk hikayesi de olur. Ki denizcileri güzele bağlamak için de bence şart yani. Luffy'nin denizci olduğu bir filler mi vardı? Olabilir. Yok o şeydi ya. Yok G8. Yok o şey değil miydi ya? Bir yere Skypia'dan sonra herhalde. Evet öyle bir filler var. Filler tarzı yani orada işte kostüm giyiyordu da sen herhalde şeyle karıştırmış da olabilirsin. Benim bir tane videom var ya Luffy denizci olsa falan. Hayır. Evet. Bir tane Vano'nun başında bir filler hatta ya sanki. Evet. Anladım demek istediğini. Garp korsan oluyordu. Garp korsan, Luffy denizci hatta Garp gel korsan olalım diyor. Luffy de diyor ki hayır ben denizci olacağım diyor. Neydi ya? Romancetown. O ilk hali, one shot hali o şey One Piece'in. Evet öyle de mi? O şey aynen mavi saçlı şey var hatta. Kadın var ismini unuttum şu anda. Ama o Garp'ı da hatırladım. Garp hatta sanırım hasır şapka falan takıyordu değil mi? Evet. Aynen. Çok komikti. O ilk hali bu arada One Piece'in. Hani Eiichiro Oda ilk öyle yapmış. Demek Eiichiro Oda da Zatsumoto gibi atlı denizci. Allah'ım. Evet. Bu arada şeyi de diyecektim. İkinci ekleyeceğim şey de bu kayıp yüzyıl neden aslında güzel olabilir? Hani bu şeytan meyveleri sürekli bir döngü halinde ya. Çok bildiğimiz meyveleri başkalarında görmek bence seyir zevki açısından mükemmel olur. Düşünsene. Karşımıza birden bir düşman çıkıyor Joy Boy'un karşısında. Lastik meyvesi var. Ve Luffy'den bambaşka teknikler kullanıyor. Çünkü karakterin kendisine bağlı ya. Kendi yaratıcılığına bağlı. Mesela Luffy'yle hiç alakasız teknikler kullanıyor mesela. Gibi. Hoş olurdu. Şeyler olabilirdi yani. Falan uzatıyor ve değişik değişik şeyler yapıyor. Tabii canım, birden beyaz sakalın meyvesini görüyorsun birinde, hiç beklenmedik birinde falan gibi mesela, şeyler olabilirdi yani. Evet, eklemek isteyen var mı arkadaşlar? Thriller Bark'a geçelim. Bence geçelim, efsane arka geçelim ya. Evet the arkadaşlar, geçiyoruz o zaman. Belki hani bu bölümde şey yapanlar vardır, geçen bölümleri kaçıranlar. Hani her bölümde bir sezon konuşuyoruz arkadaşlar. Bu kronolojik olarak gidiyoruz. Bu bölümde sıra Thriller Bark'a geldi. Maalesef. Maalesef Thriller Bark'a geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben ilk bir şöyle girizgah yapayım. Ya şöyle objektif olarak baktığımda herhalde hani en zayıf sezon diyorum ben. Kendim için aslında. Ya objektif dediğime bakmayın. Tamamen kendi düşüncem. Yani evet Tefo, senle başlayalım istersen. Sen ne diyorsun? Abi haklısın ama belirli noktalarda da belki serinin en zirve yapabilen nokta, yani anları var. Mesela evet, Zoro'nun evet, sahnesi serinin ilk 10 bilmiyorum. Onu ayrıca konuşalım bence. Hani evet, önce bence bir, o hariç o konuşalım belirli, kısa kısa. O evet, belirli sahnelerde zirveye oynayabilecek yeteneği var o arkın. Hani espri anlamında falan da yani zirveye oynayabilecek yerleri var. Ama hani var. Dönüm dönüm, nokta nokta, ama genel ark bence düşük. Hatta arkları sıralamıştım. Thriller Bark bayağı aşağıdaydı bende. Bunun sebeplerinden bir tanesi setup. Hani bu setup dediğim işte yok şu zombiler, yok şu tüm atmosfer var yani, o arkta olan bir atmosfer evet, var. Evet. O beni o kadar böyle vay canına Absalom, ne güçlü adam falan. Yani hiç öyle bir etki yaşamadım. Bir Ryuma'da yaşadım onu. Hakkını yemeyelim. Ryuma'da gerçekten o etkiyi yaşadım. Ama başka genel olarak çok düşüktü. Anlıyorum ya, belirli sahneler zirvede ama genel anlamda düşük. Ve bunun da dışında abi bir arkı güzel yapan ne vardır? Düşman, rakip. Hani evet, ne bileyim, gülüşü hariç fazla bir etkilenmedim Gekko Moriya'dan. Hiç, bu arada onun da hikayesi güzel. Luffy daha güçlüydü. Bu arada o spin-off olayı diyorduk ya. Gekko'dan da güzel bir spin-off gidebilir. Kaido'ya falan yeniliyor. Bütün tayfası ölüyor, şu bu. Hani o ceset topluyor bir de sağdan soldan. Onu yaptılar Wano'da flashback olarak galiba. Yani onun da bir detaylı. Hani doğru bak, o da var da. Hani bilmiyorum, bir Gekko'nun o geriye dönüş olayını biraz hoşuma gitti. Başka karakter sıfır hoşuma gitti. Başka da bir şey yok zaten. Ne vardı düşünün? Güzeldi. O arsa. Abi o şey var. Brook var bu arada. Brook'un tayfaya katıldığı ve Labuğun'la olan hikayesi. Brook'ta bilmiyorum ya, güzel bir tayfaya giriş oldu da hani benim, yani şahsen kendi düşüncem burada. Hani Ark'ta da ne bileyim kimse yenmedi doğru dürüst. Bir şey yapmadı. Zaten gerçi Brook senelerdir hep aynı böyle de biraz. Evet. Onu da biraz sitem etmiştim en son. Hani o Brook'a sitem etmeyin bence. Big Mom'a kafa tuttu adam ya. Yani. Brook efsanedir canım. Yani güç olarak bir şey olmasa da tecrübe konuşuyor. Yani. Ya adam doğru ama hani Brook adam mıdır? Bir dakika. Capori Brook adam mıdır? Adamdır. Adam Sanji'ye benzer zaten, adamdır ya. Tamam o zaman. Tamam ya, dövüş anlamında diyorum. Hani bir fight'ı da olsun artık. Ya o kadar senedir görüyoruz. Hani bir zor bir dövüşü olsun gibisine ben bekliyorum. Yok ama. Orada da kılıcını kınına çıkarıyor, sokuyor, o kadar görüyor. Abi Ryuma zaten rencide etti yani Brook'u resmen. Hani çünkü Brook'un güçleriyle dövüşüyordu ya Ryuma. Ama Brook'un 50 katı daha güçlü. Aynı teknikleri kullanıyor ama 50 kat daha güçlü. Biraz Brook orada rencide oldu yani. Utandı. Yani dediğim gibi o arkta benim için Zoro'nun kısımları güzeldi. Genel işte Shichibukai olaylarına biraz girdik. O Kuma'nın girişi falan var. Diğer evet, hani Kuma'ya diğer ayrı kısımlar, bir parantez açacağız. Bak hatta şöyle bir laf da diyeyim. Düşünüyorum da bilmiyorum. Hani filler arc olsaydı bir şey kaybeder miydik? Brook'u kaybedersin. Brook tayfaya katılmamış olur. Doğru. O aradan kaydı. Ama başka bir şey yok herhalde. Yok hiçbir şey. Yani aslında ya konuşuruz ya. Biraz boş. Bence biraz içi biraz boş. Neyse bir başkası da şeylerini desin. Aynen. Kuma'da tekrar geri döneceğiz Tefo. Nemo. Ne diyorsun abi? Thriller Bark. Abi ben Thriller Bark'ı şöyle baştan bir ele alayım. Çünkü sonu zaten güzel Ark'ın. Yani sonunu hepimiz... Sonu efsane. Ayrıca konuşuruz yani. Hani dedin ya Brook katılmazdı tayfaya. Abi çok iyiydi bu arada. Harbiden iyiydi bu. Hala gülüyorum ya. Abi bence Ark tam anlamıyla bir korku komedi arkıydı. Yani korku arkı gibi böyle başlıyor. Bizim tayfa korkuyor ama komedi yani aslında. İşte evet. Çakma bir şey yapmış orada. 3 başlı köpek yapmış. Nami ile Usopp görüyor, korkuyor. Luffy görüyor, yemeye kalkıyor böyle. Sonra evcilleştiriyor falan. İşte zombi görüyor. Zombinin ne olduğunu anlamıyor. Niye bunun böyle yarası var diyor. Sonra adamı gömmeye çalışıyor tekrar. Böyle bizimkiler korka geçiyorlar bir yerlerden. İşte Nami, Usopp, bir de kimdi? Chopper mıydı? Üçü korka geçiyor. Sonra bizimkiler geliyor, tokatlıyor. Aslında çok güçsüzlermiş falan. Usopp böyle bütün şeyleri çıkarıyor işte. Tesbih, haç, soğan. Yani bütün şeytan kaçıran her şey. Aynen. Sarımsak. Ya komedi unsuru çok yüksekti bence. Bayağı komikti yani. Hani eğlenceliydi. Bir de tayfanın dağılmadan önceki son arktı yani. Sonraki ark zaten dağıldılar. Ya bir tane geyik ark olması gerekiyordu zaten ya aslında doğru yani. NS Lobby ile Saboda arası bir tane gülmelik. Yani %90 yani biraz mizah. Öyle yaptı bence yani. Mizah arkıydı. Zaten çok böyle ağır bir dövüş de olma. Bu arada Lola da önemli bir detaydı bence. Evet. Hikaye açısından. Hani Brook kadar olmasa da. Yani işte Sanji'nin hayallerinin meyvesinin gösterilmesi de güzel detaydı bence. Görünmezlik meyvesi. Evet. Ve sonra ona verildi de o güç falan yani. O açıdan da bence güzeldi. Onun dışında yani şöyle bir bakınca bence en güzel dövüş bu arada Ark'ın en güzel dövüşü Usopp vs. Perona'ydı. Aynen. Çok iyiydi yani. Çok iyiydi. 10 tonluk bariz üstünde de 10 ton yazıyor. Dövüşün başlangıcı falan da çok iyiydi. Usopp herkes böyle Zoro böyle ben hayattan nefret ediyorum diyor. Luffy öyle diyor böyle. Sanji dalga geçiyordu Zoro'yla falan böyle. Aynen. Ama Sanji'nin de başına geliyordu sanki. Evet. Usopp'a işlemiyor bir tek. Aynen Usopp'a işlemiyordu. Usopp şey diyordu. Ben zaten negatifim yani. Ben negatif olabilirim diyordu. Güzel bence yani komedi unsuru yüksek, eğlenceli bir arktı ama biraz uzadı sanki. Hani bir tık uzadı yani. Her zamanki gibi One Piece'te onu seviyorlar. Eichiro Oda olmasa da Toei Animation seviyor bunları. Onun dışında bence eğlenceli bir arktı. Yani çok da kötü demem ben. Yani ya diğerlerine nazaran diyorum zaten ben de. Canon gibi değil gerçekten. Ona katılıyorum. Ama mesela Foxy arkı vardı abi. Yarısı canon, yarısı filler. Çok kötüydü mesela o. Kısa yani... ama ya Nemo şimdi o da yani çok kısa. Ama çok kötü değil miydi ama ya? Yani ben böyle One Piece'te böyle çok sıkıldığım birkaç yer vardır. Arktan saymıyorum tam olarak. Yani çok kısa ve çok sıkıcıydı mesela. Hani o şekilde de değildi bence. Eğlenceliydi yani. Thriller Bark komikti bence ya. Ben severim Thriller Bark. Tamam. De yazmam ama severim. Capori, Thriller Bark. Abi benim One Piece'te şöyle söyleyeyim. Hani ben 2012 gibi izlemeye başladım One Piece'i. Evet. Benim ilk izlememde atladığım tek ark, tek sezon Thriller Bark'ta. Atladım yani. Dedim hani burada komedi var, şey var. Dedim ben bunu izlemeyeyim. Zaten Brook'un da Brook katılmış tayfada. Aynen, sonra bir baktım iskelet var tayfada. Dedim ne oluyoruz lan dedim böyle. Bu kim? Sonra bu kim yani niye tayfada falan dedim. Sonra biraz geri döndüm. Bir sonlarına baktım. İşte Sanji'nin Nami'yi kurtarması, Absalom'dan kurtarıyordu yani. Sonra Absalom evlenmeye çalışıyordu onunla. Aynen. Sonra işte Zoro'nun o efsane sahnesi. İşte sonlara bir baktım. Brook müzisyenmiş. İşte o yüzden almışlar tayfaya. Sonra geçtim abi. O başlarda çok laguluga yapıldı. Hani mizahi yönden. Hani güldüm mü güldüm. Ama başım ağrıdı yani. Bir noktadan sonra. Değil mi? Aynen. Hani Usopp'a bayağı güldüm bu arada. Hani Usopp bence o sezondaki en komik adamlardan bir tanesiydi. Evet, hatta evet. Şey diyordu. Sanji böyle patlama geçiriyordu böyle. İnadına sanki şey yapıyor, tahrik ediyor böyle. Ha bu arada o şey görünmez adam Nami'yi çıplak gördü falan diyordu böyle. aynen. Sanji daha çok deliriyordu böyle. Çok güzeldi yani. Ama dediğim gibi o sezonu ben atladım. Çünkü dayanamadım. Çünkü bir de ondan önceki sezonun en iyi lobby olması o sezon için büyük bir eksiklik yani. Şey, dezavantaj. Hani diyorsun ki ulan acaba nereye gidecekler? Bir baktın, bir bakıyorsun mizahi yönden ağır basan bir sezon geliyor karşına. O yüzden beni sarmadı. Ha, güldüm mü güldüm, orası ayrı ama işte bir 20 bölüm izledim ilk baştan. Sonra işte son birkaç bölümünü izledim. Evet. İşte dövüşler nasıl vesaire falan diye. Zoro'nun o anını görünce zaten dedim ki acaba en baştan seyretsem mi vesaire dedim de izlemedim. Bu arada Rüyma Zoro kapışmasını da izlemedim ben. İzlemedim. Ha, ilk başta izlemedim aynen. Sonrasında dönüp izledim işte. Ben Thriller Bark'ı izledin mi peki? Şu an sonradan mı? Sonradan dönüp izledin mi? Hani sonradan izledim. Sonradan tamam. İzledim evet. Mangadan okudum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Mangadan daha okudum. Daha mantıklı. Aha. Ama dediğim gibi şu an animesini bu arada hala izlemedim. Öyle söyleyeyim. Anladım. İzler miyim? İzlemem abi. Dediğim gibi bana hitap etmedi pek. İzle. Bana izleyeyim mi? İzle güzel. Şimdi dönüp bakınca o eskisi kadar kötü gelmiyor bana. Hani ne bileyim. Link'in Sakesi de ilk orada çıktı ya mesela. Yani ilk orada çıkmadı da çok ön plandaydı o sezonda. İlk orada çıkmadı mı ya? Daha önce görüldü mü? Önceden sanki ben vardı gibi hatırlıyorum ya. Ya besteleyen kişi Brook. O şeyi, Engin Sakis'ini. Şarkıyı ilk defa orada duyduk. Ama onun besteleyen kişi Brook mu? Evet. Shanks'lar da söylüyor demişti de o yüzden şaşırdım şu anda. Ha, Brook şey ya 97 önce de şeyi ya korsan. Vay be, o zaman da popülermiş, bir şarkı çıkarmış adam. Aynen. O zaman da. Tabii hit, o zamanın hitlerinden. Aynen öyle. Tam bir megastar Brook ya. No 1 yani albümü falan da satıyordu bayağı. Şeyden. Bingin Sakesi'nin farklı versiyonları var Thriller Bark'ta. Ben ona hayranım. Mesela bir tane şey var. Frankie ile Robin yenilmek üzere bir tane örümceğe. Derinlerden hiç sıfır enstrüman. Brook'un sesi gelmeye başlıyor işte. Bingin Sakesi'ne başlıyor ama çok yavaş slow söylüyor. Bir de böyle yankı koymuşlar. Lan o mu geliyor yoksa falan, hep söz edilen bilmem ne. Brook da Thriller Bark'ta çok ün salmış. Hayalet. Şu an sonra Brook'un gelip tek atışı var şeye, örümceğe mesela. O efsane bir sahne. Ha, o sahneyi bilirim ben. Evet. Kılıcı kınına sokuyor değil mi Engin yine? Aynen. Yoksa... çoktan kestim seni bile falan diyor. Aynen. Haberi yok kesildiğinin. Öyle bir şeyi var yani. Efsane sahnesi var. Yani Thriller Bark'la ilgili Capori bitti mi diyeceklerim? Ya şöyle söyleyeyim. Ben hani birisi One Piece'e başlayacak olsa, hani ben şöyle yapıyorum. Hani arkadaşlarım başlıyor benim. Diyorum ki şu sezonu abi diyorum ki mangadan oku. Şu sezonu işte animeden izle. Mangadan okuyacaklarım bana kalırsa Saboy'dan hani dönüyorlar ya. Return to Saboy'di. Balık Adam Adası, Pankazart. Dressrosa da olabilir belki. Bir de Thriller Bark. Bana göre bu 5 sezon mangadan okunmalı. Thriller Bark animesi biraz daha zevkli diğerlerine nazaran. Hani diğer saydığım sezonlara nazaran. Ama dediğim gibi bana hitap etmedi. O yüzden mangasından okudum geçtim yani. Skypiea animesi sence? Ha, Skypiea mangası bu arada. Değil mi? Manga. Aynen. Manga anime diye ayırttırıyorsan insanlara bence hiç animeye girmesinler ya. Dümdüz hepsini mangadan okuyabilirler. Dümdüz mangadan okuyabilirler. En azından kanon istiyorum. Bilgi. Ya Luffy'nin sesini duysunlar, anladın mı? O seslendirmenin hani Mayumi Tanaka ben çok seviyorum. O ayrı bir hava katıyor ya. OST'ler, şarkılar. Bu arada anladım. Skype için manga dedik ama mutlaka Luffy'nin şarkısını da dinlemek lazım. Aynen Baga Song. Baga Song. Aynen. Çok iyiydi o da. Abi yine o zaman ben Thriller Bark'la ilgili birkaç detay vereyim saçma. Abi Kaptan John dediğimiz, az önce de bahsettik, Kid'in babası olabilir dediğimiz kişiyi de görüyoruz. Thriller Bark'ta şeyine, zombi haline. Aynen doğru bak. Aynen. Hatta çok böyle alkolik, hiç savaşmayı sevmeyen bir adam gibi. Çok cool bir adama benziyordu yani. Benim çok hoşuma gitmişti. Güçlü falan da değildi bu arada. Aynen, Mori'ye de kızıyordu zaten, lan sen efsane korsan değil misin, git bir şeyler yap falan gibi böyle Mori'ye aynen kızıyordu. Ve sonra hani Rocks tayfası sayılırken işte Ochoku ve Silver Axe diye birini de saydı Sengoku. Orada da Kaptan evet. John'un yanında bir tane koca baltalı biri vardı. Bir de işte Centaur gibi yarısı at yarısı şey böyle bir adam vardı. Ona da işte Ochoku dedikleri de o diyorlar. Hı hı. Artık acaba bunların bilmiyorum. Cesetlerini nereden buldu Gekko Moriya? O da mesele bence. Abi vallahi Ryuma'nınkini bulan herkesinkini bulur ya. Ben buna evet çok yani. Şaşırdım. Değil mi? Wano'ya kadar yani. Gidip Ryuma'nınkini bulmuş adam. Evet, o şey aynen. Dikkatinizi çekti değil mi? Ringo. Ringo'da savaşıyorlar animede şeyle. Gekko Moriya ile Kaido. Ringo'lu şeyde Ryuma'da. Tabii canım Ushimaru işte torunu şeydi ya şu an. Ringo'nun başındaymış ya torunu. Aynen aynen. Ushimaru ailesinden zaten. Evet. Şey Kimotsuki. Mangaya fazla girmeyelim. Evet evet. Yok, çok tehlikeli aynen. Girmeyeceğim de hani o Ringo detayı bence çok güzeldi. Ringo'da savaşmaları yani. Onun evet. Mezarı da orada falan iyi bağlamış gerçekten. Kar yağıyor falan savaşırken arka planda. Ve eşit savaşıyorlar gibi duruyor. Yani demek ki Kaido zaman içerisinde çok güçlenmiş. Abi şey ya animenin şeyi o aslında. Öyle eşitlik yok. O da olabilir. Evet o da doğru. Bir de şey çok bariz herhalde ya. Bu Kaido sonradan kendini geliştirdi sanırım. Neyse geliriz ona. Çünkü tabii. Oden de diyor ya yani aklım varsa bence güçlenmeye bak diyor ya. Aynen. Kendini geliştirmiş olabilir. Abi bu sezondaki karakterleri aslında yüzlerce bölüm sonra hep gördük. Hani evet. Sezonu çok sevmesek de hani birazcık saçma gelse de karakterler kalmaya devam etti. Mesela Absolom'un ne kadar önemli bir rol oynadığını işte karasakallar yakalamış bunu öldürmüş meyvesini vermişler. Gekko Moriya bunu kurtarmaya geliyor falan. Bu arada aynen. Absolom'la ilgili saçma bir detay vereyim. Thriller Bark'ta yenildikten sonra bunlar gemiyle kaçıyor biliyorsunuz. Oradaki Doktor Hogbak mı ne vardı? Gazeteci aynen, oluyorlar aynen. Sonra zombi. Bunlar. Aynen. Gazeteci oluyorlar abi bunlar. Hatta şöyle çok komik bir sahne var. Kidler hani ittifak yapıyor ya Appo ve şeyle. Hawkins'le. Birden gazetede çıkıyor. Kid de gazeteyi görüyor. Lan işte bir şey ya serbest gazeteci Apsa diye biri yapmış bu haberi. Kim lan bu serbest gazeteci Apsa falan diyorlar. O sırada işte Kidlerin olduğu adadan Thriller Bark gemisi gidiyor hani Absalomların gemisi. Yani görünmez ya. Görünmezliğini gazetecilik için kullanıyor. Oha, adam toplum şeyi için kullanıyor be. Aynen. Topuk ama adam mıdır? Adam mıdır Absalom Japon? Yok değildir. Adam. Namıyı adam. Namıyı kitlediyse. Evet. Adam. Abi sonucuma ne verebiliriz? Var. Erona meşhur. Şu an hala gündemde olan bir karakter. Zoro'nun kankilerinden. Aynen. Mihawk'ın kankisi aslında galiba. Evet, kızı gibi Mihawk'ın. Yani kanki mi başka şey bilmiyoruz ama. Ya diyor ya. Friendzone olmuş. Friendzone olmuş aynen. Ama Mihawk böyle ilgi gösterince ağlıyor ya böyle. Evet. Animesinde güzel. Mangasında böyle miydi hatırlamıyorum ama kendine iyi bak diyor böyle. Aynen. Aslında o yönünü ben çok seviyorum bu arada. Hani böyle çok soğuk gözüküyor ama değer veriyor yani anladın mı? O sahne benim çok hoşuma gitmişti. Giderken kendine iyi bak işte. Aynen dikkatli yani ol. İyi bir adam belli ki. Aynen iyi adam. Ben Mihawk'u yani o açıdan ben de gerçekten seviyorum. Yani Perona'ya kucak açması bence çok hoş bir hareket. Evet. Bence de katılıyorum. Evet abi Thriller Bark'ta ilgili hani var da vallahi hiç konuşasın bile gelmiyor. Nightmare Luffy. İşte evet, OARS mevzuları yok falan. Yok abi. Ya, OARS güzeldi bence yani. OARS güzel bir detaydı. Çünkü Marineford'ta da gördük ya. Abi Marineford'ta da gördük. Wano'da da şeyler var ya. Mangaya giriyor mu lan? Animede geldi mi lan o? Animede yok, gelmedi. Animede Numbers ekibini gördük ya. Ama onun tipini falan görmedik. Hayır oğlum. Neyse. Geçen gün dedim ya izledim diye. Neyse. Hatırlamıyorum. Görmüş. Boş göre sonra. Gördük. Kardeşim spoiler çakıyorsunuz ya. Şeklinde küfürler. Lan bir önemi yok zaten ya. Bu spoiler olsa ne olur. Harbiden. Katılıyorum. Ya bak, o Ars'ın ırkını yapmaya çalışmışlar yani. Anladın mı? Numbers ekibinin şeyi o. Gözüktü. Dedim ya izledim ben animeyi. o hani o arsın ırkından yapmaya çalışmışlar deneylerle. Onun sonucu onlar. Yani var mı aranızda o Ars ve Nightmare Luffy konuşmak isteyen? Yok abi. Bence tamam, Nightmare Luffy bir deneme ya. Ben diyeyim bir şey ya. Boş es geçmeyelim. İllaki seveni vardır. ya görsel Luffy... olarak seversin de o mantığı gölge atıyorlar Luffy'nin içine. 100 tane atıyorlar. Sonra çok güçlü bir şey oluyor Luffy. Ya bence zaten şöyle bir şey var. O da bunu bir yaptığında bir dedi dur bir şey deneyim gibisine. Evet evet. Sonra yanlış hatırlamıyorsam ama emin değilim. Sevilmişti Nightmare Luffy ya. O dönem. Tabii tabii yani ya şekil Nightmare olarak Luffy çok tuttu zaten. Tuttu. G4'un bir çakması gibi değil mi ya? Yani hani belki G4'un bir çakmasıdır. Yani evet aynen öyle oluyor değil mi? Aynen doğru. Aynen. Doğru. Yani oradan yani... Bence belki şey düşünüyordu o da orada ya. Hani bunu Gekko'yla bir kere daha kullanırım gibisine de olabilir. Hani bilmiyorum kararını mı değiştirdi, hiç düşündü mü düşünmedi mi de. Bence düşünüyordu bak bunu diyebilirim. Yani ileride bence bunu de... yine bir kullanmak istiyordu gibime geliyordu. Bence öyle bir düşünmüş olabilir. Eichiro Oda sever bunları. Kesinlikle katılıyorum Tefo sana. Bence düşünmüştü mutlaka. Bir de başta mutlaka. Bak şu da var. Şu Kaido olayı Gekko'da önemli bir olaydı. Hani ondan dolayı da zaten bizi beklentiye koydu. Bilmiyorum belki senaryoyu değiştirmiştir ama ben de, diyorum Gekko'yu orada Wano'da düşünüyordu. Böyle bir de Gekko Moria'yı da özellikle öldürmedi ya. Farkındasınız değil mi? Yani hani özellikle bir şey vermedi bize öldüğüne dair. Ne Marineford'da ne şu an güncelde. Yani Gekko Moria'yı ya da meyvesini bir şekilde kullanacak. Tekrar. Belki de ya da kullanmak istiyordu. Ya da evet tabii bu da olabilir. Yani bunu zaten hiçbir zaman bilemeyiz de kullanmazsa. Evet evet. Yani... Bu arada Gekko Moria'yı Nemo Thriller Bark sezonunda da diyordu ben yeni dünyada Kaido'yla savaştım, yenildim, geri döndüm gibi. Hı-hı. Orada Thriller Bark sezonu içinde de Kaido lafı da geçiyordu yani. Ya orada direkt geçiyordu. Her şey net belliydi orada. Hani Kaido'ya karşı olacak diyorduk yani. Ben hatırlıyorum, yani bekliyordum. Niye zombi askerler muhabbeti de oradan çıkmıştı. Niye zombi askerler kullanmak istiyor? İşte tayfasını çok kaybedince çok mu üzülüyordu? Öyle bir şey oluyordu. Öyle bir şey vardı aynı. Wano lafı ilk orada geçti. Ben Wano'danım. Tabii Ryuma'da aynen. Abi Thriller Bark demişken evet. Bir şey daha vardı. O kadar da filler değilmiş ya. Var canım detaylar. Bir şey daha var orada. O üçgen neydi o Türkçesini hiç bilmiyorum. Florian üçgeni. Triangle. Evet. Florian üçgeni. O mevzu da var bak. Thriller Bark'ta aslında olmuştu o değil mi? Evet evet. De çok diyecek bir şey yok onunla ilgili yani evet. Fazla. Bir gözüktüler. Ramın içinde dediler. O kadar yani. Gemisi çok ilginçti bu arada. Gemiydi yani. Bütün ada gemiydi. O da çok ilginçti bence. Aynen. O bir gemi doğru. Yoksa yani... Pluton mu? Aman. Arkadaşlar şaka lütfen yorumlara böyle şeyler yazmayın. Rica ederim. Başka ne vardı diye şöyle bakıyorum. Herhalde ya Kuma'ya geçebiliriz ya. Değil mi? Olur. Okey yani bence. Kuma'nın ama bir şey daha evet, Kuma'dan önce biz Thriller Bark'ta bütün samurayları görmüyor mu? Shichibukai'ları görmüyor muyduk? Orada gerçekleşmemiş miydi? Bunlar bir yemek falan yiyordu. Yok. O Skypia'dan önce ta. Skypia'dan. O kadar hani Jaya'da Shichibukai toplantısı oluyordu orada şey. Ben Doflamingo ile Kuma'yı ilk görüşümüz orada zaten. Jaya'da. Okey o zaman ben dedim belki Thriller Bark'tan önceydi falan. Evet abi. O zaman Kuma'ya geliyorum. Kuma'nın aslında orada Moria'ya demeye gelmiş. Hani bak bunlar Shichibukai'yi avlaya gidiyor. Ben de yardıma geldim. İstiyorsan ben halledeyim gibi geliyor. Moria da karıştırmıyor. Sonra eline alıyor Moria. yani... Ama Kuma oraya onun için gelmemiş yani. Tabii orada aslında çok katmanlı bir amacı var yani. Aslında işte Luffy'lerin kellesini almak. Aslında o da değil. Luffy'leri hani bir tanıyıp Dragon efsaneymiş çocuğun falan gibi. Aynen test gibi. Aynen. Kankisinin oğlunu görmeye gidiyor. Vay oğlum falan. Anladı bana. Aslında o sahne hakkında da konuşacak çok bir şey yok yani. Çünkü evet efsane bir sahne ama üstüne ne diyeceğiz? Kuma çok güçlü gerçekten. Ben Kuma'yı amirallere yakın görüyorum her zaman. Yani çok bozuk bir meyvesi var bence yani. Ya bak o konu hakkında benim bir öngörüm var. Hani diyoruz ya harbiden çok güçlü bir meyvesi var. İşte bir meyvesi hayvan gibi güçlü. Evet, evet. Ben mesela şey diyorum bakın ama yok mangaya giriyoruz vazgeçtim. Mangada söyledim ama. Bence Kuma'nın meyvesi haki gibi ya. Hani Love'un meyvesi nasıl ki içeriden vurabiliyor ya. Kuma da Hı-hı. bence muhtemelen Big Mom, Kaido gibi hani dış derisi çok sert karakterlere hasar verebiliyordur. Ya şöyle söyleyeyim. Hani mangadan söylemeyeceğim de ben şey diye öngörüyorum. Hani insanların kral hakisi ne kadar yüksekse veya yani hakisi iradesi ne kadar yüksekse senin meyven o kadar etki etmiyor. Hani bunun bir şeyini gördük mangada. Hani hatırlıyorsunuz. Evet. Onu tekrar konuşuruz ya. Daha açık bir şekilde mangaya konuşuruz. Mangaya girmeden zaten şöyle bir olay var Kuma'da. Kuma hiçbir zaman bir mücadele büyük biriyle kapışacağını zannetmiyorum. Ya bir tek yer eğer olursa o da olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani ondan dolayı tabii tartışılır ama bence bir şey yok yani. Ya en basitinden sorayım size. O da size. Orada şey yapıyor. O da genellikle bazı şeytan meyveleri kullanmıyor son şeyine kadar hani son potansiyeline kadar. Çünkü kullanırsa belirli saçmalıklar ortaya çıkabilir. Kuma'nınki de biraz öyle. Ya en basitinden size bir soru sorayım. Sizce Kuma Kaido'yu, Big Mom'u, işte Shanks'i uçurabilir mi meyvesiyle? Ha işte, uçuramaz yerde... ama vurabilir. Bence uçuramaz ya. Vurunca mı uçmuyor muydu ya? Vurunca uçurta da biliyordu Nemo. Yok hayır yani şöyle ya kendinde olmayan karakterli anladım demek istedim. Ya şimdi mangaya girmeden bu sorunun cevabı zor ya Capori. Yani, mangada geri gelelim. Bunu sonra konuşalım bence de. Yani hasar vurabilir ama bence uçuramaz diyeyim ben cevap olarak. Evet. Ya çünkü ben bir de şey diye düşündüm. Böyle ya. Çıkarım işin içinden çünkü Capori yani mangaya. Ya One Piece Z filmi var ya hani Z evet. ismi. Orada mesela son fight'ta Luffy aynen. ya bildiğiniz yumruklarıyla dövüştü abi adamlar. Hiçbirisi meyvesini falan kullanmadı. Luffy de meyvesini kullanmadı. Hani yumruk yumruğa bir dövüş oldu. Ben hep şey diye hayal ediyorum. Hani Karasakalı veya Akayuni ile dövüşürken işte saf güçleriyle dövüşecekler. İşte meyve falan yok yani. İnsanlar böyle bildiğin yumruk savaşı göreceğiz ya orada. Bence çok hoş bir görüntü olurdu. Ama bunun sebebi ise kral ikisi yani anladın mı? Meyveni kullanamıyorsun yani. Kullanmak istesen de kullanamıyorsun. Bence karşıdakinin kral akisiyle de bağlantılı olabilir ama. Öyle bir işte şey ondan bahsediyorum. Aynen. Durun çok tehlikeli. Aynen tamam buralardan çıkalım. Sahnenin kendisine gelelim. Güç seviyelerinden çıkıp. Bence oradaki Zoro Sanji etkileşimi çok güzeldi. Evet ya. Orada Sanji Zoro kraldır. Çok severiz. Mükemmel bir sahneydi ama yani Sanji'ye niye arkadan tepikleyip bayıltıyorsun abi adamı yani? Sanji orada gene rol çaldın yani gidip. Ayıp oldu. İkiniz beraber ya orada bu arada Sanji'nin alçak gönüllülüğü de çok hoşuma gider. Sanji değil videosu mi? Bu arada kanalda izleyebilirsiniz. Çok iyi. Neden efsane? Eline sağlık. Neden efsane? Afiyet olsun. Yani Sanji'nin orada alçak gönüllü ya bak sen dünyanın en iyi kılıç ustası olmaya çalışıyorsun. Ben aşçıyım yani. Boş ver beni. Ben öleyim. Ben sıradan Sanji. Bir aşçıyım. Yani orada hani Zoro ama kadar Zoro da, takdir etmiştim ya. Zoro da Sanji'nin hayaline sahip çıkıyor. O da çok güzeldi. Ya şöyle bir şey var. Birbirinin hayaline sahip çıkıyor abi orada. Zaten güzelleştiren o sahneyi. Bak bu arada yani. Sanji'nin orada efsane bir karakter gelişimi var arkadaşlar. Sanji hani Zoro Mihawk kapışmasını izliyor ya. Evet. Orada diyor ki Zoro'ya aptalca hayalinden vazgeçmek bu kadar zor olmamalı diyor. Neden? Çünkü Zoro orada ölecekti. Tamam mı? O yüzden böyle bir yorum yapıyor Sanji. Ama sonra adam kendi hayalinden Zoro için vazgeçiyor. Değil mi? İşte bu adamlık. Bence orada ikisinin yaptığı da adamlıktı bence. Orada. Ben Sanji'yi orada çok haklı görüyorum bu arada. Barati'de. Değil mi? O sözünden çok haklı görüyorum. Evet abi sen hani bak orada bak Luffy'yi kurtarmak için bu arada kendini feda etmiyor Zoro. Ya rezil oldum öleyim. Abi hayalinden vazgeçmek bu kadar kolay mı? Yenildiysen kalkacaksın. Bir daha yenileceksin. Kalkacaksın bir daha yenileceksin. Yani Mihawk'a yenildim. Tamam öldür beni. Fıyına'ya verdiğim sözden vazgeçiyorum. Yani orada öldürmemesi için yalvarman gerekiyor yani orada sırf hayalinden vazgeçmemek için. Aynen Mihawk'ın iyi niyetiyle yaşadı aslında Zoro orada. Evet. Yani. Evet. Dedi ki yaşayacak çok daha şeyin var senin dedi. Oğlum orada öldür beni demiyor. Orada diyor ki önünü dönüyor. Sırtta yara kılıç ustasının utancıdır diyor. Hı hı. Yani tamam, öldür beni demiyor. Engin abi de diyor ki zaten hani normal bir yani Mihawk olmasaydı ölürdü diyor. Hani Mihawk'ın iyi niyetiyle yaşadı orada. Buna katılıyorum aslında. Da şimdi bunun bir shonen olduğunu ve hype olduğunu düşünürsek bence o sahne de gayet hype. Ya o sahne yani. Tabii ki de güzel yani. Kimin tüyü... Hani zaten... Bir sahne de bak. O sahne herkes şöyle anlıyor bak. Zoro ne kadar delikanlı. Sanji bak gerizekalı anlamadı Zoro'nun yaptığı. Yok enayi Sanji. Orada Sanji aklını gene her zamanki gibi aslında zekasıyla düşünüyor. Abi senin bir hayalin varmış. Niye bu kadar şey yapıyorsun yani? Doğru. Ama bu doğru. Zoro... Hemen ya Zoro ile... Luffy'nin ortak oluyor aslında. Pek düşünmüyorlar ve iyi işler yani şöyle söyleyeyim hani imza hareketi gibi bir şey oldu Zoro'nun. Hani kötü değil, iyi değil yani çok mantıklı bir şey değil ama yakıştı mı yakıştı abi. Zoro'ya yakışıyor böyle şeyler. İyilik kötülük değil canım işte karakter farkı bu yani bunun anlaşılması gerekiyor. Bak evet. Zoro haklısın. Onur'dan daha fazla hiçbir şeye önem vermiyor ta ki işte Luffy ile tanışana kadar artık Luffy'nin hayatı için onurunu bile aynen öyle. Ayaklar altına aynen. Evet evet diz çöküyor Mihawk'a falan. Aynen. Ya sadece iki karakter arasındaki fark bu yani. Biri iyi biri kötü diyemeyiz. İkisi de efsane. Zoro onun için her şey yaparken Sanji zeka abi. Mantığıma uyuyorsa yaparım. Evet. Aynen. Ya şöyle. Ama Sanji'nin de kırmızı çizgileri var şimdi. Elini kullanarak dövüştüğünü görmedik hiç. Yani. Ya, benim o sahnede Sanji'nin bu arada bir sözü çok hoşuma gidiyor. Ve hani çok da güzel bir söz ve ileride bunun karşımıza çıkacağına çok fazla inanıyorum. Diyor ki şu an denizciler için büyük bir tehdit olmayabilirim ama ileride dünya hükümeti için en büyük tehdit ben olacağım diyor. Sanji mi diyor? Aynen Sanji diyor buna. Bunu bence Germa'ya da bir gönderme var burada. Bence bu Germa değil çünkü Germa hani dünya hükümeti için bir tehdit ya tehdit tabii ki de hani Sanji'nin bahsettiği tehdit bence o tehdit değil. Hani daha başka bir şey var bence. Antik silah mı? Ya yok hayır antik silah. Ya bilmiyorum ya şimdi oraya girmedim. Yok öyle bir şey çıkarsa antik silah Sanji'den çıkmaz ama Sanji aynen, çok hani öyle bir hareket yapacak ki dünya hükümeti şaşıracak. Hayır, aynen. Yani ters köşeye düşecek. Mesela. Yani zekasını kullanarak. Bir şey söyleyeceğim. Bu tayfada İmu'yu keşfedebilecek kadar zeki olan bir Nico Robin var bir de Sanji var bana kalırsa. Bak Sanji mesela büyük savaş oldu. Bak, ya. Büyük yani Usopp da olabilir. Mesela büyük savaş oldu dedim tamam mı arkadaşlar? İmu da bir yerlerde olsun. Hani kimin aklına gelir? Hani ulan bunların işte hani bir şekilde hikaye gelişip hani bence İmu'nun farkında olacak tek karakter Sanji olur bizim tayfada. Neden adam bizimkiler savaşıyor birden Sanji ortadan kayboluyor. İmu'nun odasına gitmiş bingo falan diyor. Aynen. Ama bence öyle olmazdı ya. Sanji abartıyorum. Abartıyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Abi, Sanji ortadan kaybolduysa bak Nemo Sanji ortadan kaybolduğu anda anla ki efsane bir şey geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Bu adam seri başından beri bu adam yakın seri sen bir şey mi diyeceksin Nemo? Ya yakın zamanda çok göremedik bunları. Yani Enies Lobby'de falan gördük ama yakın zamanda bilmiyorum ya. Yüklemedi o misyonu. Keşke yüklese. Ben zeka olayını çok mangaya sokacaksın beni. Mangaya sokacaksın beni. Neyse, aynen mangada oldu aslında. Neyse bu adam seri başından beri habire yok oluyor. Tamam mı? Ben zaten forumlarda her yerde bunu diyorum. Abi Sanji yok olduysa Sanji'den korkacaksın. Bu adam gene laps diye çıkacak. Şovunu yapacak. Yani şov dediğin şey de birisini kurtarma. İşte bir şeyleri halletme. Bak neden aynen Sanji neden efsane? Orada Enies Lobby savaşında Engin abi videosu çok hoşuma gitti bu arada o video. Bu adalet kapılarını kapatması ne? Aniden yok oluyor Sanji. Savaşta yok. Gözükmüyor Sanji. Sonra bir bakıyoruz Sanji ortaya çıkıyor. İşte neredeydim bir işi hallettim. Adamın işlediği şey adalet kapısını şey yapmak abi. Hani böyle büyük bir olayı nasıl yani kelime bulamıyorum lan bana. Konuşmadık da galiba önceki Yonkoz'u. Evet Sanji'ye kaydık arkadaşlar. Geri dönelim. Ya, Zoro değil Kuma sahnesine geri dönelim. Aynen biraz da Zoro övelim. Evet Zoro. Ya bütün AMV'lere şey olmuş, malzeme olmuş olan şişi son tekniği. Ya evet normalde ben aksiyon sahnelerine çok yükselmiyorum ama bunda nedense bir yükseliyorum artık son gücüyle. Evet. Buna yükselmeyen yani. Ya şöyle One Piece başlayacak arkadaşlara ben Zoro'nun o sahnesini öneriyorum yani. Zoro'nun o sahnesi bence One Piece'deki en iyi sahne olabilir. Ya One Piece'teki en iyi sahne nasıldı bir şey size söyleyeyim mi? Hani sen anime izlemeyen birisine gösterdin mi ulan güzel gözüküyor lan dedirten bir Evet. sahne olması gerekiyor One Piece'in en iyi sahnesi. Bence Zoro'nun o sahnesi hem ya muazzam bir sahne abi. Adam kaptan için kendisini feda ediyor. Şeyi alıyor. Tüm acılarını Bence bünyesine alıyor. bu konuda şöyle diyebilirim Capori. One Piece izleyen birisi için en iyi sahne olmayabilir. Yani Evet. en iyilerin arasına girer ama en iyisi olmayabilir. Çünkü çok Evet. çok iyi sahneler var izleyenler için. Yani en iyi lobideki bayrağı yakması vesaire de bence çok güzel sahnelerdi. Yani en basitinde ilk aklıma gelen olarak söylüyorum. Evet. Ama izlemeyen birisi için muhteşem bir sahne yani. Hani çok acayip Aynen. bir sahne. Ya Zoro'nun zaten hani Luffy'ye ya adam Zoro'yu Luffy ile ilk tanıştığında diyor ki eğer hayalimin önüne geçersen seni öldürürüm diyor. Sonra Yani sonra kaptanı için kafasının önüne koyuyor. Böyle hani çok onurlu bir davranış. Ben zaten hani Zoro'nun böyle sağ kol yani. Zoro zaten sağ kol gibi bir adam yani. Bazıları Evet. şey diyor Sanji'nin sağ kolu. Zoro adam mıdır? Zoro adamdır. Adam gibi adamdır. Manga geçmiyor. Neden efsane Zoro bölümü de gelecek. Sonraki bölüm o olacak. Zoro adamın Aynen. dibidir abi. Zoro adamın dibidir. Aynen öyle. Ben de geri geldim. Aynen. Hoş geldin. O zaman geldin. Direkt seninle Offline devam edelim Tefo. Şeyi konuşuyorduk hani o sahnede işte Zoro'nun fedakarlığına geçmiştik tam. Abi sizi tam dinleyemedim. Kısa bir zil çaldı da büyük ihtimal çoğusu demişsinizdir. Kısa ya özet. Biz, ne alakaysa birden Sanji övmeye başladık. Bir 10 dakika. Abi gene. Yapmayın ya Zoro'nun anında Sanji nasıl övüyorsunuz? Yani tamam yaptığı harekete böyle bir önümüzü öyle kapatıyoruz. Helal falan diyorum da abi Zoro'nun orada yaptığını sen o Zoro'nun hikayesi orada Sanji yan karakterdi. Yo, Sanji de şeyden başladık. Sanji aslında feda ediyordu kendini. Zoro bayılttı ya bunu ben yapacağım diye. Doğru. Orada ya biraz Sanji kurban oldu ya. Hani keşke o da bir ya orada Eichiro Oda yaptı ya abi tamam Sanji'yi de seviyorum da Zoro'nun yeri ayrı ya. İkinci adam dedi yani Eichiro Oda. Biraz aynen o yola gitti. O sahne efsaneydi ya. Yani fazla anlatmama gerek yok bence, yani o. Bu arada eğer ki Zoro gerçekten ikinci kaptansa orada başını koyması gereken bence Zoro'ydu. Sanji değildi yani. Orada Zoro'ya daha çok yakışır ya aynen. Daha çok yakıştı yani, zaten abi. Hani yani. Sorumluluk sahibi olma olayı da bence orada hani yani sorumluluk onundu bence tayfayı koruma sorumluluğu. Luffy kendinde değil ki sen. Hani zaten sorumluluğu Zoro alıyordu orada o da. Hı-hı. Yok yani, aldı zaten. Hani Sanji'den de alıyordu net bir şekilde. Orada, belki Sanji'ye de yakışırdı ya. Bilemeyiz. Ya yani ama Zoro birazcık yani samuray aslında temsili ya samurayların temsili. Yani Wano'ya kadar zaten çok bir samuray görmemiştik. Zoro bu açığı kapatıyordu. Bu arada bir detay vereyim bu konuda. Hani biliyorsunuzdur belki muhtemelen. Evet. Zoro'ya Mr. Bushido diyordu hatırlıyor musunuz? Evet. Vivi diyordu aynen. Bushido aslında Japonların bu samuraylık felsefesini açıklıyor. İşte onurlu olma Aynen. vesaire hani. Bushido'nun yolu diye bir kavram var. Aslında ona çok uyuyor Zoro'nun hareketleri. Evet, yani onurlu ol, arkadaşlarını önde tut, dürüstlük vesaire. O yolu uygun aslında. Bence o yüzden Zoro'ya daha çok yakıştı ya. Evet ben de ona katılıyorum. Sanji'nin çıkışı da Sanji'ye çok yakıştı bence. Ya Zoro böyle adam ya. Nasıl desem? Ya Zoro'ya atıyorum Sanji gibi yani Sanji'nin en az sahnesi var ya. Atıyorum orada Zoro olsaydı Zoro'ya orada efsane yakışırdı. Hatta Sanji'den daha çok yakışırdı. Ya Zoro daha nasıl desem şekilci bir adam ya. Yani şekilci dediğim showman. Adamda bir karizma var yani anladın mı? Aynen. Sanji'de o karizma yok. Ya var da Zoro kadar yok. Zoro gerçekten karizma bir adam. Sanji'deki karizma da farklı bir karizma ya. Evet. Sanji'de de yani. Ya bu arada ben şuna katılmıyorum bu arada. Hani Zoro'nun karizması daha fazla bu arada. Hani beni tanıyorsunuz abi ben şekilci adamım. Ben zaten diyorum böyle çirkin karakteri sevmem ben. Sanji'nin rakiplerine bakın. Hepsi böyle goy goy peşinde. Jabra, Bon Clay. Şimdi demeyeyim o karakteri. Mangada da bir karakter var. O da goy goy peşinde. Evet o da goy goy peşinde. Anlaşılmıştır. Bunu deyince anlaşılmıştır. Zoro'nun karakter karşısındaki rakiplere bak. Mr. One. Bu arada Ruma. Ulan hepsi çekinici lan. Ulan hepsi çok karizma lan. Hani hiçbirisi böyle goy goy değil ki abi. Pika. Eki şey var. Neydi adı? Kaku biraz da şey. Şeytan meyvesiyle biraz sırıtıyordu. Aynen. Ama o da propili bozuyordu. Bir de şey vardı. Buggy'nin tayfasındaki şaklaban vardı. Ha, yok gerçi şey, o değildi. Yok, o da o kadar komedi peşindeydi. Tayfanın belki en ciddisi oydu ya. Tabii. Aynen. Bak. Doğru. Hiç düşünmedim ben. Ha bir de Pika vardı. Sırıtan. Zoro'da. Onun sesinden ötürü ama o da ciddi dövüşüyordu o yani. Güçlüydü. Abi. Soprano yarı. Sesi goy için yeterli malzemeydi. O neydi ya? Ha, soprano diye dalga geçiyordu ya. Aynen. Zoro diyordu direkt ya. O mükemmel diyordu. Bak, genel kültür de var yani. Helal olsun. Orada o benim de zihnime kazınmış soprano yaro diyordu ya ona. Aynen. Evet, sırıtarak diyor ya şeref. Yani Zoro gerçekten çok karizmatik bir adam ya. Meşhur bir sırıtışı var böyle yandan. Şeyleri falan böyle gözü kapalı vesaire yara var. Abi ben Sanji'nin kıvırcık kışını sevmiyorum mesela. Hani saç stili de hoş değil. Simetrik değil. Dalga geçecek ya. Ona bu arada Eichiro diye soruyorlar hani bir tane kadın takipçi diyor ki şu Sanji'nin saç stilini değiştir ya diyor. Kaldır ne bileyim bir şey yap diyor. Eichiro da karşı çıkıyor. Şu an bence gayet karizmatik duruyor diye. Ama kadınlar halbuki haklı abi. Gerçi yani değişik bir hava katıyor ya Sanji'ye. Öyle demeyeyim de. Hani. Simetrik değil abi. Yani saçı da böyle. Engin abi burayı şey yap. İşte Sanji mi Zoro mu daha karizmatik Sanji mi? Onu tartışıyoruz sonra. Evet. Yani. Arkadaşlar oğlum, sonuç burada şey. Bunu thumbnail'a yazsam aslında Zoro vs Sanji gör yani. Köşeyi döneriz. Tabii. Şey ya arkadaşlar bu tartışmanın sonucu 4 Yonko'da diyor ki Zoro daha karizmatik değil mi? Herkes öyle diyor. Yani, ben Zoro'nun daha karizmatik olduğunu düşünüyorum evet. Ben de. Abi ben düşünülecek de bir şey yok. Zoro daha karizmatik yani. Bunu o daha bire çiziyor bize. Ya ne? Bak ikisi de çok karizmatik bu arada. Arkadaşlar mangada hatırlatın. Yan yana oldukları bir sahne var. Bana bunu söyleyin ben bir şey diyeceğim mangada. Tamam mangaya geçelim hadi. Ya geçelim abi mangaya. Geçelim. Son bir şey söyleyeyim. Zorladık yani. Daha bir şey kaldı mı? Son o zaman bir şey söyleyeyim. Bu aslında bu sahne her ne kadar işte Zoro övgüsü olduğu kadar Luffy övgüsü aynı zamanda. Luffy'nin çektiği acının ne kadar büyük olduğunu yani, savaşırken ve bizimkilerden çok farklı seviyede olduğunu bence gösteren bir sahneydi. Zoro ayağa kalkamadı lan. 2 gün ayağa kalkamadı. Luffy'nin savaşta çektiği acıyı çekince. Yani Luffy savaşıyordu o. Ya ama tabii. Bilmiyorum ya orada hani şöyle bir detay da var. Zoro da yara almıştı ama savaşta yani. Aynen abi Zoro da bitmişti yani. Yara aldı orada hani bilmiyorum o yüzden. Bir de Luffy de savaştan sonra birkaç gün uyuyordu genelde. Hatta uyurken et yiyordu falan böyle. Alabasta'daydı değil mi? Dressrosa da vardı. Yani o yüzden hani çok bir şey diyemiyorum ama evet Luffy Dressrosa'da Sabo'yla vedalaşamadı ya uyumaktan. Bir de şey var arkadaşlar şey hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Luffy Zoro'yu iyileştirmeye çalışıyordu. Sake böyle koca varili almış. Zoro'nun ağzına dayıyor varili. Pardon çok iyiydi ya. Kuma'nın o gücü de bu arada yani yine meyvesinin bozukluğunu görüyorsunuz. Vücudun içinden bütün acıları çıkarıyor yani. Düşünsene. Böyle bir şey mi var ya? Oha. Bu arada Sengoku bunu azarlıyor gidiyor yanına. Bu hiç duymamazlıktan geliyor susuyor falan. Kuma çok kral adam ya. Kuma'nın cevapları çok diplomatik biliyor yani. Evet. Adam eski kral oğlum zaten. Adam diplomasi konusunda uzman. Neydi? Sorbet miydi? Sorba mıydı? Sorbet krallığının kralıymış. Abi bu Sorbet krallığını konuşuruz. Sorbet krallığını duyduk mu biz bir kere başka bir yerde? Duyduk abi. Bonney. Connie de oranın kraliçesiymiş. Dul kraliçesi. Aynen değil mi? Tanıdık çünkü. Cevedri Bonney miydi? Evet. Cevedri Bonney. Ha tamam. Ben daha dün Bonney'nin bilgi videosunu hazırladım diyorum. Ben bu sorbeti nereden duydum? Tamam. Evet. Şimdi mangaya geçebiliriz isterseniz arkadaşlar. Manga hakkında zaten çok uzun konuşacağımızı sanmıyorum ama. Yok abi bayağı konuşuruz hani ya. Hani şeyi konuşuruz ama. Çok dedik ya mangaya sokma bizi. O konulara gelebiliriz. Bak ben şey demek istiyorum. Unutmadan bu arada spoilerlar başladı arkadaşlar sevgili animeciler. Onun uyarısını yapalım. Şimdi Capori sen hiç unutmadan az önce hatırlatın dediğin şeyi söyle. Abi Sanji ile Zoro hani King ve Queen'e saldırıyor ya yan yana. Evet. Bakın abi bak karizma olayından bahsediyorum bu arada. Zoro ne kadar karizmatik duruyor. Sanji de bir o kadar çirkin duruyor. Bir bakın o sahneye. Hani o şey yani estetik değil Sanji'nin oradaki hareketi anladınız mı? Böyle kanat gibi çıkıyor ama bacaklarını iki yöne açmış. Hani Facebook'ta şey diye paylaşırlardı. İşte bilmem neye laf atanın yeni hali falan böyle işte en son halini görenler. Hala beden kız maymuna dönüştü. Yani maymuna, harbiden Sanji maymuna dönüşmüş orada yani anladın mı? Yani tövbe bismillah bir şey olmuş ya Sanji orada. Bacaklar böyle ikiye ayrılmış falan. Dediğim gibi hani ama Zoro'ya bakıyorsun adamın tricepsleri işte sırt kasları adam bildiğin karizma sıçıyor ya orada. Çalışıyor oğlum herif adam orada omlet yapmıyor yani arkada adam çalışıyor. Ama bak bir tane daha bir şey geldi unutturmayın dediğim o şey olayı Kral Kesi olayı. Evet. Hemen onu söyleyeyim. Bob hatırlıyorsunuz. Japonya'nın sesi bir tek bende mi bozuk? Evet. Yo bende de. Bir ping oldu herhalde Japori. Güzeldi şu an. Şu an nasıl? Gayet iyi. Öyle mi? Love hatırlıyorsunuz Big Mom'da Kaido'yu şey yapamıyordu. Nedir onun ismi? Aynen. Evet. Yerinden. Aynen. Hakileri çok yüksek diyordu. Ki, iradesi hakisi çok yüksek diyordu. Evet. Ben işte oradan nazaran şey dedim. Kuma işte oynatamayabilir. Bence aynen. Oynatamaz ya. Yani Kral Akisi'nin yani Kral Akisi mi oluyordur? Ya yani büyük tane Kral Akisi'nden bahsediyordur orada. Hani Kral Akisi o kadar fazla yüksek ki onlarla. Ya meyve işlemiyor onlara. Hani böyle yerini değiştiren işte ne bileyim. Mesela karasakal içine çekiyor ya insanı. Mesela içinde de çekemeyebilir. Anladın mı? Luffy'yi atıyorum son savaşta. Eğer dövüşürlerse. Karasakalı ama şu buff gelebilir ya. Ben bu buff'u bekliyorum. Karasakalı meyvesi Haki'yi de iptal ediyor olabilir. Dengelemek için. Orada iyi olur bu arada. Çok iyi olur bu arada. O zaman şansı ya. Kara delik ya hani hiçbir şey kaçamaması. Tamam anladım ama yani. Hani o zaman ama yani Luffy'nin hiçbir şansı kalıyor mu ya? Nasıl ben yani? Abi zaten ama Karasakal da serinin en güçlülerinden biri olmak zorunda yani. Nasıl olacak ki diğer türlü? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hakisiz yok, de ama görüşebilir ki. Hayır bir sen yanlışınız var. Hani İnter Damla vuruyor ki. Luffy vuruyor yani. Evet. Darbeleri de içine çekiyor. Çekiyor Karasakal. O zaman olabilir arkadaşlar böyle dümdüz yumruk dövüşüne dönüşür o zaman. Biz hep böyle son final boss olarak görüyoruz ya Karasakal'ı konuşmuştuk birkaç bölüm önce. Böyle bir şey lazım bence Karasakal'a yani. Bence çok de ya. Çok yüklenmesi lazım şu an yeterince güçlü değil bence. Ya meyvenin bir anlamı yok ki yani şu an seride. Şu an aslında Karasakal dezavantajlı bu arada. Hani adamın yediği darbeler daha çok. Ama işte şey bak yapıyor. Şöyle bir şey var. Ben şunu hep merak etmişimdir. Mesela Karasakal Kaido'nun meyvesini iptal edebiliyor mu? Mesela, atıyorum yani. Ejderha formuna geçemiyor belki de Karasakal'la dövüşke bak. O zaman hala çok güçlü. Ben zaten meyvelerin bir önemi olmadığına katılmıyorum. Nemo iptal ediyor mu? Mesela. İşte. Bence ediyordur. Olayı o çünkü. Aynen. Olmalı aslında. O zaman çok güçlü. Tabii. Big Mom'a karşı güçlü değil bir tek. Ama da silahlarını iptal edebilir işte o Zeus'u, Prometheus'u falan. Ya iptal etse bile Big Mom 2-3 koyar biter yani. Big ama şöyle bir şey var Engin. Evet. Haki iptal etmiyorsa eğer, Hakili bir yumruğa dokunduğunda bence gücünü iptal edemiyordur. İşte aynen onu işte bir görmemiz lazım ama ben iptal etmesini isterim yani böyle bir karakterin. Güçlensin diye. Tabii abi. Bir de böyle bir şey lazım. Ya bence yani zaten ama Karasakal zaten büyük ihtimal bir başka bir güç daha alacak gibi yani. Bir de Üçüncü meyve mi? Ha, büyük ihtimal ya. Hani net değil ama. Kaido'nun meyvesi çok yakışır oğlum ya. Kaido'nun meyvesi acayip yakışır. Abi zaten yani ya. Kaido'nun meyvesi bence şöyle yakışır. Yani yakışır ama hani tekrar olur bence. Bir de şey diyorlar ya, Orochi'nin meyvesi de güçlü olur diyorlar. Yamato'nun Orochi ölümsüz gibi ya o. Bir türlü ölmüyor ya. Allah belasını versin yani. Şimdi. Tam bir şerefsiz meyvesi ya. Tam böyle. Orochi. Orochi. Ya çocuğu. Ben var ya bak şey yapacaktım. Bu canlı yayının thumbnail'ını şey yapacaktım. Kendimi zor tuttum. Geldi yine tipini nokta nokta yapacaktım. Zor tuttum kendimi yani. Ya harbiden nereden ya, çıktı abi ya? Abi evet öyle bir git artık reis. Bu ne böyle? Ya o paneli görür görmez monitörü tükürdüm ben arkadaşlar ya. Gerçekten üzüldüm yani. Capor'un annesi geliyor oğlu monitöre. Oğlum niye monitöre tükürüyorsun? Ya abi yani Orochi'nin o zaman konu olarak bir yere bağlanacak bu. CP0 ile falan mı anlaşacak? Poneglyph'i mi verecek onlara? Ne yapacak? Abi Vegapunk istemişti değil mi o ilk başta? Tabii. Vegapunk'la bir şey olmaz bence de o kadar. Artık öyle bir gücü kalmadı Orochi'nin bu saatten sonra. Ama ne verecekti ya Orochi'ye? Orochi ne verecekti? Siperpol'e başta. Onun başında onu bir müzakere yapıyordu ya müzakere. Harbiden ya. Lafı geçmemişti. Ona bir dönüp bakmak. Ben onu bir bulayım abi siz konuşurken. Vallahi bilmiyorum. Ya Orochi bence niye döndü? Bence Momonosuke büyük ihtimalle Orochi ile dövüşebilir. Ben öyle bakıyorum bu arada olaya. Abi Momo için yani. Orochi kim? Değmez Momo için yani. Uğraşmaya değmez. Aynen yani. Habire sakız gibi çiğne önümüze koy Ha bir de şöyle bir şey var ne bileyim. Bir karakteri getirirsin. Karakterin sana bir şeyi olur hani. Bir amacı olmalı ya da karakter sevilmeli. Bu karakter sevilmiyor yani zaten. İşte... Amaç diyorsun. Amaç da yok. Hani ne bileyim. Momo mu yenecek? Ya bir tane vur bitsin abi bizimle ne son köşeye sıkıştırıyorsun. Şey yapacak ya. Orochi'yi. İşte Oden'in intikamını aldı. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Orochi bu arada silah teklif etmiş. Bak Doflamingo da öldü artık. Hani ben size silah sağlayabilirim gibisinden. Doflamingo bu arada gibi. Evet. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Fukurokujo. Farkındaysanız bu adam kaybetmedi ama Jack ve kaybetti. Peresoro kaybetti. Aynen. Evet. Bu geçenlerde işte benim canımı sıkan bir teori paylaşıldı. Bu nedir o ismi? Ohara paylaştı ya. Yeni teori işte. En iyi One Piece teorisi. Orada Ohara iyi alıştı ya clickbait'e. Aynen. Adam her boka en iyi One Piece teorisi. Bir de şöyle bir şey var. Imo hakkında dediği her şeyi ben zaten 5-6 ay önce videolarımda söyledim. Diyor ki işte uzaylı diyor. İşte su meyvesi suyu yönetebiliyor vesaire. Bir tek şey diyor. Farklı olarak benden farklı 3 gözlü diyor. Bu arada bu Oran'ın teorisi değil, Yodera'nın teorisi, Japon teorisinin teorisi. Bir de o var yani buldu adam kaynağı, çekip atıyor en iyi teori diye. Balon ya. Para kazanacak ama buradan kendisine sesleniyorum. Ya. Balonsun kardeşim Ohara. Balonsun kardeşim. Ohara balon mudur Engin? En az Jack kadar balondur yani Ohara. Yani balon yani. Jack balon çünkü. Tabii canım. Jack şöyle söyleyeyim. Bir fil balonudur abi. Tabii. Kendine bir balondur. Orada abi diyor ki... Jack balon değil ya. Şimdi yapmayın. Sen Jack balonu Dolunay'da patladı Tefo. Dolunay'da patladı Jack balonu. Abi, Capori'yi konuşturmadık. Capori yarım kaldı. Dur. Neyse sen bitir Capori'yi sonra biz bir Jack'i koruyalım. Abi orada diyor ki Fukurokujo 3 gözü diyor. Evet. Yuderon 3 gözü diyor. Bunun bir sebeplere falan dayandırıyor bu arada. Ve bunu Fukurokuji karakterinden de Imu'yu bağlıyor. Tamam mı? Şimdi şöyle baktığımızda hani ben de o tepkiyi verdim bu arada. Şöyle baktığımızda Fukurokuji farkındaysanız hani önemli bir karakter haline geldi. Çünkü hani Jack'ten de önce yenilmedi bu karakter. Yani Jack ama rakibe bak abi. Raizo'da onu. Tamam da. Ben de yenilmezdim ona karşı yani. Aktif savaşta olan kim var? Fukurokuji var, Queen var, King var. Başka kim var karşı tarafta? Apu, Hawkins, Big Mom. Ama hayır onlar birebir dövüşe başlamadı ki. Hawkins var. Yani başladı abi. Big Mom'u da birebir kusura bakma da dur. Capori, Big Mom birebir kim alacak? Alamazlar yani o 2'ye 1 olacaklar. Big Mom'u alsınlar demiyorum zaten. Ben diyorum ki Fukurokuji adlı karakter yani Hawkins'le aynı statüye koyar mısın sen Fukurokuji'yi? Yok abi tipini ismini bile yani. Fukurokuji'yle bağlanacak ya. Eichiro'da da tutuyor arkadaşlar işte. Hani bunun sebebi de yani Yudoran haklı olabilir mi bilmiyorum. Hani Fukurokuji o bayağı güzel bir teori bu arada. Fukurokuji'nin 3 gözlü olması. Böyle bir sebep yani güzel sebeplere bağlıyor. Olabilir harbiden. İleride bir 3. gözünü görebiliriz. Oradan da bir şeyler açığa çıkabilir ki baktığımızda dediğim gibi hani adam King, Queen, Peresoro, Hawkins, Big Mom beşlisini içine sokmuş. Hani Raizo'yu da bir sayfada bitirebilirdi abi. Kolaydı yani. Jack'le Peresoro'yu nasıl bir sayfada bitirdi? Bence Orochi ile ilgili bir şeyler çıkacaksa Fukurokuji üzerinden çıkabilir. Ama Orochi de şu an Fukurokuji apayrı yerlerde. Öyle bir şey var. Tamam ama yok. Bizim demek yani istediğimiz burada Orochi daha bir hamle yapacak. Ondan dolayı da Fukurokuju daha gitmedi. Yani daha halen ayakta. Ondan dolayı. Herhalde anladım. Diğer Engin ve Nemo da onu demek istedi benim gibi. Bilmiyorum da. Tabii canım ya, Orochi'den dolayı ben bence hala ayakta. Orochi ile ilgili yeni bir şey göreceksek bu Fukurokuju üzerinden olabilir. Abi Fukurokuju, Imusama tarz teori. Ohara neresin küçük yani? Ya, çok küçük. Yuderan, Yuderan. Abi Yude fark etmez. Ohara paylaşıyor, ben Ohara'ya dalarım. Abi ya bir git bari sevilen bir karakter. Bari bir sevilen karakteri, ilgi çeken bir karakteri koy abi. Bu karakterin ismini yani izleyicinin yarısı ezbere bile bilmiyor. Fukurokuju. Ben bile bayağı... Sen onu söyleyemiyordun değil mi videoda? Öyle söyleyemiyordum bir şey abi. Söyleyemiyordum. Bayağı bir zorlandım. Zorlanıyordum. Ya böyle bir isim mi olur? Düşün, finalle ilgili önemli bir karakter. Adı Fukurokuju. Onun da kelime oyunu var bu arada. Bölümle ilgili konuşacak bir şey olmadığı için bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Ya bölümle ilgili çok bir şey yok. Ben şey söylüyordum, kaldı o. Ya, Nemo, buyur. Geçen işte teori videosu yaptım birkaç tane. Birinde gördüm, şey evet, diyordu. Acaba Karasakal Yamato'nu Orochi, yani Orochi'nin meyvesini alabilir mi diyordu. Eğer alırsa bayağı ölümsüzlük gibi bir şey oluyor ona. Hani bence o da güçlü olabilir. Karasakal abi, konuşmuşken aklıma Karasakal geldi. Bence Wano'da kim bilsin lan? Wano'nun Shogun'un da hangi meyve olduğunu bence bilen yoktur ya. Yani Karasakal yani, falan bilmiyordur ya, bence. Ondan yani ziyade bak şöyle bir olay da var. Bence niye olmaz? Aslında yani bu da önemli. Karasakal serideki en güçlü meyvelerin peşinde aslında. Evet. Yani Gura Gura no Mi ve Yami Yami no Mi zaten yani kendi fazla detayına da girmeme göre en güçlü. Üçüncü meyve de Yamato no Orochi. Tamam güçlülerden doğru ama hani o böyle final karakterde olacak final bir meyve mi bilmiyorum. Dragon meyvesi daha güzel olur diyorsunuz. Daha yani güzel ama ben hani bu da daha iyi. Bu da. Hani bunu da bunun da şey yapayım da hani bence Kaido'nun meyvesi de olmaz çünkü onunla bir kere dövüştü bile Luffy yani. Onunla tekrar dövüşme gibi bir tekrara evet, doğru, girilmez abi, bence yani. Defol, düşünsene ya, gökyüzünde ejderha olur, var. Bak, bir elinde karanlık olur, meyvesi var. Bir elinde gura var. Gökyüzünde ejderha Engin, var. Efsane olur. Hani diyorum çok ya bak olur, gerçek çok kaliteli olur ama onu kullandı bile o da artık. Yani onu tekrara sokmaz bence yani. Bilmiyorum. Evet. İşte belki yapabilir doğru, ama bence yaparsa biraz ya, bu arada yani ne ondan hepsini, daha güçlü onu da bilmiyorum. Ha yani onu da altını çizecek. Bu Tefo bunların hepsini biz Karasakal'ın bir tane de Zoan meyve yiyeceği üzerine yapıyoruz. Belki de aynen, yemeyecek. O... Başka bir meyve yemeyecek belki de yani. Yani bir düşünce yani. Belki mantıklı. Hani aynen, bence yiyebilir. Bir de sizle denk gelmişken onu da konuşayım. Bu Hiyori'nin 10. kişi olabileceğine dair. Yine Yudero'nun galiba bu teorinin orijinali de. İşte 10. kişi muhabbeti vardı ya hani, kim bunları heal'ladı muhabbeti. Hani 9 evet, Kızılkın yaralıydı, birisi geldi bunları evet, tedavi etti. Bunun Hiyori olabileceğini, Hiyori'de tavus kuşu meyvesi olabileceğini, işte uçabileceğini, ne bileyim bizim karakterleri heal'layabileceğini ve yukarı çıkıp hani mesela Kozuki hanesinin de galiba aynen Sülün, aynen Sülün, Pikak. Birinin sesi yankılanıyor. Momotaro'ya bağlanıyor aynen. Direkt Momotaro'ya bağlanıyor. Hani yukarı çıkıp Luffy'lere heal konusunda yardım edeceğini falan söylüyorlar. Yuderon galiba bu da kaynak olarak. Tam bilmiyorum. Ben Reddit'ten okudum. Böyle bir teori var. Ne düşünüyorsunuz? Yani Hiyori 10. kişi olsa ve böyle bir meyvesi olsa. Sizce ya abi valla ben direkt dalayım. Olsa tamam, bile artık son chapter'da yani Momo'nun aşağı indiğini gördük. Birinin sesi açık mı? Ben yanda ses duyuyorum hep. Benden mi ya? Benden mi geliyor? Bir baksanız. Ufak bir yankı var. Ufak. Ha yankı değil mi? Yankı dur, var ufak. Onu. Evet bir konuşayım. Konuş gitti, kardeşim. Konuş. Gitti herhalde. Konuşun bu. Ne diyordum konuyu? Momotaro'ya bağlanıyor da. Momotaro efsanesi. Bak oradaki şu an bir sıkıntı var. Momo aşağıya indi. Hani Momo'nun aşağı inmesiyle bilmiyorum artık Momotaro efsanesi. Ha, sonuçta bu dördü belki yapabilir ama hani Kaido'yu yenme olayı bence dördü üzeri gitmez yani. O hayal biraz yani o hayali kovalayan kişiler ben dahil suya düştü diyebiliriz artık. Ne diyeyim Mama yani? Sonra patladı diyorsun ha? Momotaro balonu patladı. Üzere. Patlamak üzere. Ha bu arada Jack balon değil lütfen. Ya vallahi Jack balon oğlu balon yani bu arada da Jack, kimseye Jack'in kaderini vermesin ya. Yani Eichiro Oda hiçbir karakteri Jack'in kaderini vermez abi, inşallah yani. Abi Jack güçlü Allah. Ya siz. Allah bu, yani bu, hani, bu seride hiçbir savaşı kazanamadı. Tebrik ediyoruz ve hiçbir amacını başaramadı. Raizo'yu başaramadı. Doflamingo'yu alamadın. Şeyleri ne derler ona? Sulon formundaki minklerden dayak yedin abi orada yani. Onları tutma artık. Görevim vardı. Abi biz onlardan da dayak ben bu kadar çarpıtmalı bir yorum görmedim arkadaşlar. Bilekten böyle. Engin bilekten tokat yedi böyle. Koldan da değil yani. Ha, evet abi. Şılak böyle. İzi çıktı yani. Aynen. Sıralama kampanyası o da yetmedi aynen yani. Ben söyleyeceğim. Rahat ol. O da yetmedi gittim abi. Bir de Inuarashi'den tek yedin yani. Ayıp ayıp. Yani ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir balonum var. Ha söyle. Yaralı balon. Jack. Bir tane Koromiler olsun. Tamam arkadaşlar. Bir tane Koromiler olsun. Garp olsun saymıyorum. Mesela. Garp saymıyorum abi. Garp sayılmaz. Tamam hadi Garp olsun. Garp eğer. Garp oğlum. Garp eğer bir gemi olsun tamam mı? Bir geminin içinde Kaido bulunsun. King bulunsun. Queen bulunsun. Tamam mı? Hatta şöyle olsun. Kaido, Katakuri King. Tamam mı? Bence Garp olmasın kanka. Garp oraya girsin. Olmuyor. Garp oraya girsin. Sağa çıksın. Tamam mı? Burada var ya herkes ballandıra anlatır. Ulan Garp'a bak be. Ulan sağa çıkmış helal olsun der. Ama garibancık olunca konu. Hiçbir karakteri sağa çıktı diye övmem ben. Hiçbir karakteri berabere kaldı diye de övmem. Ben var ya Jack'in yaptıklarını yapacak çok az karakter var. 50 tane sayarım vallahi Jack'in yaptığı. Erkek. Yalvarırım say. Yalvarırım say ya. Say hadi say. Sayarım vallahi Jack'in yaptığını say. Bir dakika. Bütün tümen komutanları yapar bunu. Jack'in yaptıklarını kim yapar diyorsun ya. Jack ne yaptı ki abi tam olarak? Jack ne mi yaptı? Abi teessüf ederim. Vallahi gerçekten teessüf ederim. Çok güzel yenildi. Jack'in yerine Cracker olsa bak Katakuri bile olsa ölmüştü. Ben size onu söyleyeyim. Katakuri bile olsa Doflamingo'yu alıp gelmişti orada vallahi Katakuri olsa. Katakuri olsa yani abi canım Sengoku da orada bir orada şey yapardı. Ters döndürürdü zaten. Bak, Katakuri ters dönmeye kucaklara saymıyorum. Alıp kaçacaktı zaten. Kafa kafaya girer alırdı demiyorum oğlum. Orada Doflamingo'yu bir şekilde mantıklı bir plan yapıp erkekliğin onda 9'u kaçmaktır. Katakuri de erkek olduğuna göre alır kaçardı. Ya bir şey söyleyeyim. Inuarashi'yi yenemeyecek adamsın. Sengoku'yla Fujitora'ya kafa attın diye şimdi öveyim mi adamı ya? Arkadaşlar ya bir saniye görüyorsunuz. Bir saniye ben bir konuşabilir miyim? Bir şey diyeyim. Inuarashi dediğiniz adam Whitebeard ve Roger'ın tayfasında takılan bir adamdı. Yani öyle boru değil Inuarashi. Hani onun da bir altını çizelim. Inuarashi çok güçlü ya. Onu geçtim. Doğru olmadığını kabul ediyorum. Arkadaşlar Inuarashi ve Nekomushi'ye siz şey demediniz mi? Jack'le kapışırken Zoro'da. Zehirli gaz sayesinde yendi. Evet. Abi bu savaşın başlangıcında yendi demedim. Yani zehirli gazla birlikte yendi yani. Tamam, yoksa yenememişti. Tamam, yendi de sayılmaz o yüzden. Yenmez sayılmaz. Tamam. Aynen. Bu karşılaşma başında şöyle bir konuşma geçiyor. Jack diyor ki burada bir yerde dolunay göremiyorum diyor. Inuarashi diyor ki şansa bak ben de hiçbir zehirli gaz göremiyorum diyor. Şimdi bu konuşmanın ardından Inuarashi Snow formuna geçip Jack de zehirli gazı kullanmazsa ben Inuarashi'nin adamlığından şüphe ederim tamam mı? Çünkü neden? Adam başlangıçta bak bir kere yakışmadı. Inuarashi'ye bu galibiyet yakışmadı. Nasıl Slong'a dönüşmesin mi? Bakmasın mı dolunaya? Hayır Eichiro Oda'ya. Ben burada Eichiro Oda'ya bir eleştiride bulunuyorum. Çünkü adamın isimli saldırısı bile yok. Bu arada isimli saldırısı olmayan başka bir karakter de Beyaz Sakal. Ama Beyaz Sakal en azından saldırı yaptı. Hani ne bileyim deprem meyvesiyle bir şey yarattı. İsme ne gerek var diyerekten Beyaz Sakal. Aynen. Bu adamın yaptığı tek şey hortumuyla bir yere vurmak. İşte bilmem ne yapmak. Abi balon çünkü balon. Hiçbir gücü yok bu adamın. Hiçbir gücü yok. HP'yi fullemiş. Başka hiçbir şey yapmamış hayatı boyunca. Ben diyorum Katakuri ne Zoro'nun darbesinden sağ çıkardı. Ne o gemiden sağ çıkabilirdi. Gerçi çıkabilirdi belki. Yok Capori. Bu da doğru olmuyor. Şundan doğru olmuyor. Katakuri'nin bir kere ödülü bile daha fazla yani. Ya, yani. Ödül değil aslında. Bir de o kekle takılmasıyla yani. Jack daha saldırgan bir tip. Yani Katakuri'den daha fazla olmasını beklersin daha güçlü olsa. Ben öyle düşünüyorum en azından. Tabii ki siz farklı düşünebilirsiniz. Katakuri'den bence güçlü değildir. Güçlü mü? Güçlü. Güçsüz değil yani. Abi, güçlü ki Doflamingo'dan güçlü ki All Star'ın Jack'i yani. Hani arkadaşlar hani... bakın bu seride güçleri yorumlamanın birkaç tane yolu var. Bir dayanıklı da onlardan bir tanesidir. Mesela Sanji dayanıklı değildir ama hızı yüksektir. Zoro çok dayanıklıdır ama hızda iyi değildir. Jack de dayanıklık konusunda serinin en önde gelen adamlarından bir tanesi. İlk ona girer belki. İlk 5'e bile girebilir bu arada. Yani girer. Tanıdıklarımızdan girer. Zor. Aynen Tefo. Girer. Katılıyorum Tefo. Hani bak abi Zoro'dan darbe yiyorsun, hayatta kalıyorsun. Yani o 3 gün 12 saat kediyle 12 saat köpekle kapışıyorsun hiç uyumadan. Hiç ara vermeden ki karşındaki rakip ara veriyor. Öyle söyleyeyim. Hani Allah'tan ondan sonra dolunay yokmuş bu arada. 3 dakikada bitermiş o savaş ya. Ya bak ona geleceğim. Sengoku Tsuru nedir onun ismi? Bir de Fujitora gemi. Kaç tane amiral var lan? Bir amiral var, bir tane de eski filo amirali var ki Sengoku ve Garp. Ya Sengoku dediğin karakter Roger'ı zorlamış bir adam. Anladın mı? Sen zaten geçen bu adamı... Sengoku yaşlandı, gücü bitti dendi burada yalnız yani. Onu da ben bir şey demedim. Saçları dendi değil mi? Evet, ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Bak ben öyle bir şey demedim ve sen bu 3 kişinin bulunduğu gemiye gidiyorsan galibiyeti zaten bekleyemezsin. Öyle bir şey söyleyeyim sana. Ama hani, adam sadece bak bu benim için kesinlikle yeterli bir argüman değil. Girdi, ölmeden çıktı. Benim için bu bir argüman değil. Ya Marineford'u kazandı mı o zaman? Bir saniye, denizcilerin amacı ne? Ya Luffy de 3 amiranın önünde durdu abi. Luffy de 3 amiranın önünde durdu evet. Nerede Luffy'nin gücünü mü öveyim orada? Dur tekrar söyle duymadım ben. Ya Luffy de 3 amiranın önünde durdu abi. Saldırdı, evet, kafa attı. Ama bu bakın arkadaşlar. Ha. Yani Jack'in yaptığı şey apayrı bir şey. Jack amirallere saldırdı orada. Ya ama Jack amirallere saldırdı orada. Ha evet. Luffy ne yaptı? Luffy orada oyaladı gitti. Yani adamın hedefi amiraller değildi. Adam da saldırdı. Hayır. Ya bir saniye bir kere orada çarptı. Capori burada ben şöyle düşüncemi belirteyim sana. Daha mantıklı olur böyle bu şekilde çünkü çok ilerleyemiyoruz. Şimdi Jack karakteri bize Eichiro Oda tarafından çok böyle hype'lı belirtildi yani gösterildi. Hatta işte 2 amirale bir kor amirale saldırdı Dofi'yi geri almak için işte öyle korkusuz öyle mert işte ilk defa 1 milyarı aşan ödülü olan bir karakter falan hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Zoro Ark'ının başında oldu bunlar çünkü. Ondan sonra adam savaş falan kazanmadı. Yani Engin de bana kalırsa buna şey yapıyor. Yani arkadaşlar, bu kadar hype'lı ve güçlü olduğu lanse edilmiş bir karakter. Ya bir tane bile savaş kazanmaz mı? Abi yani... Ace de kazanmadı. Ace de güçlü diyorsunuz ama. Bak şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bir karakterin güçlü olup olmaması hani kazanıp kazanmaması onun güçlü olduğunu olup olmadığını belirtmez ki. Bakın mesela amiral dedi. Ama şanlı bir şekilde öldü Japora. Ha bak yani bir saniye devam edeyim. Ace mesela 3 amirale karşı savaştı değil mi? Pardon Luffy diyorsunuz ki 3 amirale karşı savaştı. Savaştı demiyorum saldırdı diyorum. Saldırdı yani üçüne de. Tamam. Evet, şöyle söyleyeyim yani. Jack direkt savaş açtı orada. O 3 kişiye savaş açtı abi. Dedik, abi fark eder mi? Fark eder mi? Abi, fark ediyor abicim bak. Nesi cidden, fark ediyor ya? Orada sen şu an acayip gitmişsin. Bak dayak yedi diyorsun. Ya size şöyle söyleyeyim. Luffy'nin 3 amiralin karşısında durma sebebi adamdır. Jack adamdır. 3 amiralin karşısında durma sebebi neydi? Zaten Luffy 3 amiralin karşısında durunca ilk olarak Ace'e bakıyor. Diyor evet. Ki Ace'e yetişmeliyim. Adamın ana odağı Ace. Ama Jack'in evet. Ana odağı direkt olarak saldırmaktı ve savaş açmaktı orada. Gördük adamlar diyor ki ben cesaretine hiçbir şey demiyorum ya. Adam cesur ona bir şey demiyorum. Ama ya bu şey seride hiçbir şey başaramamıştır Jack. Sıfır başarı. Bir şey söyleyeceğim. Tamam da bir şeyi başarıp başarmaması güçle alakasız ki. Ya güç zaten yok. Engin de güçsüz hayır, demiyor. Balonu oradan geliyor zaten yani. O kadar büyük şeyler yapıyor gibi gözüküyor. Hiçbir şey yapmıyor. Balon odur zaten yani. Teknik hoş. Direktörü geliyor Türkiye'de takımı ligden düşüyor mesela. Başarısız yani. Bir şey söyleyeceğim. Falcao işte ya. Falcao işte. Bu seride Tsuru Sengoku sesin gidiyor. Japori'nin sesi gitti. Japori ping var. Ping var aynı. Sesim şu an geliyor mu? Aha buyur. Geliyor. Sengoku, Tsuru, tamam mı? Bu 3K karaktere karşı aynı anda savaş açıp hani galibiyet alacak bir karakter yok ki One Piece dünyasında şu an. Kardeşim Falcao da Fenerbahçe'ye Kadıköy'de penaltıdan gol attı ona kalırsa. Yani bir tane bir şey yaptı diye ne bileyim yani beklentiyi karşılamadı. Ben devam edeceğim. Mono'ya geleceğim şimdi. Mono da abi çatıda. Hı-hı. Diyorsun ki Slonk ordusuna kaybetti diyorsun. O bir tane Slonk. Bak bir tane Slonk. Big Mom'un değil mi? Big Mom korsanları neler yaptı. Bak bir tanesi. Bu adam gitti. Slonk ordusuna karşı savaştı. Evet. Hani kedi ve köpek de dahil. Ve Slonk ordusunun yarısından fazlasını yok etti. Bunu mangada geçiyor bu. Mangada tamam. Diyor ki Slonk formlarının yarısını yani birçoğunu yok etmeyi başardın. Yaralarını iyileştirsinler diyor. Ve diyor ki evet. Inuyasha ve Nekomashi çok güçlü diyor. Şimdi ben burada o Kaido'nun diğer iki gerizekalı komutanına sesleniyorum. Jack. King ve Queen'e mi? Aynen. King'i boş ver mi? King biraz zeki gibi. Queen ama aptalın önüne giden o ayrı mesele. Evet. O yüzden saygı. Lan aptal dediğin Jack, adamı bilim adamı. Bilim adamı da yani ben nasıl desem çatlak sosyal böyle. Sosyal şeyleri zayıf diyorsun. Sosyal. Aynen. Aynen. Çalışıyor da diyebiliriz ya da. Evet. Konserleri efsane ama. Ha, o sahne çok güzeldi ya animedeki. Animede aynen. Son iyi bölümü animenin. Jack One Piece'te pardon Kaido korsanlarında ne yapması gerektiğini en iyi bilen adam. Neden? Çatıda Kaido tek başına abi. Snonk evet. Ordusuyla kapışacak. 9 tane kızıl kına karşı savaşacak. Bir de orada canavar korsanları var. Ki canavar korsanlarıyla gelen kişi de Jack yani anladın mı? Hı-hı. Diğer iki aptal hani ne bakıyordu aşağıda? Hani King engeldi falan da King uçabiliyor arkadaşlar. King üste gelebilir, halledebilirdi. Ama ne yaptı abi? Jack gitti. Queen evet. Aşağıda da zaten oyun peşinde salak mıdır nedir? Apo'ya şey veriyor. Azeri veriyor. Öyle ya. Ama Jack ne yaptı abi? Dedi ki Kaido tek yalnız başına orada ona saldırı düzenliyorlar. Onun yanına gitmeliyim diyor. Yardımcı oldu mu? Oldu abi. Slonk formlarının hepsini yok etti. Ya bir Carrot'ın ne yaptığını görüyorsunuz abi. Slonk formlarını küçümsemiyor. Hepsini yok etmedi canım. Ya ordusundan bahsediyoruz ki Slong'un ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz yani. Carrot da hani bu arada Mink'ler arasında savaşçı olanlardan bayağı bir tanesi güçlü. Yani şey değil. Ama Şişilyan bak orada Şişilyan var kaybedenler arasında. Ya 5 tane var ya nedir onun ismi? Mink'lerin savaşçısı. Şu 3 silahşörler var değil mi? Aynen onlar vardı. 5 tane daha vardı. O isimlerini unuttum ya, şu an. Ben şahsen yani sizin beklentinizi karşılamış olabilir ama ben Jack çok beklentimi karşılamadı açıkçası. Yani. Abi ha. Yani benim beklentimi karşılamadı. Beni karşıladı vallahi. Hayda. Burada tam, bir saniye. Tam hak ettiği gibi. Tam hak ettiği gibi. Bu konu geçerken lütfen chat'i de şeyi aç. Ne diyorsun? Hani var ya anket yapıyorsun. Anket Jack balon mudur olsun anketin konusu da. Hayır Jack dur ne diyebiliriz ki? Sorun ne olabilir? Beklentileri karşıladı mı olabilir yani? Oğlum öyle olmaz ki. Benim de beklentimi karşılamadı. Engin abininkini karşılamış ama neden? Evet. Yani bir şey ya bunu bekliyordum. Ben daha fazlasını yani. Beklemiyordum. Bunu haftalar önce yine yayında konuşmuştuk. Bu sağlıklı bir soru olamaz. Bu sağlıklı bir soru olmaz ama. Yok başka bir soru sormamız lazım bu konu hakkında. Yani Jack sizce güçlü mü diye sorulabilir. Ya da ne bileyim yani. Hani tarz bir şey olabilir. Çok da fazla bir şey çıkmaz herhalde. Ne olabilir herhalde ki? Vallahi bilmiyorum. Neyse sorarsın burada bir şey. Burada 2 saat oldu. Bir yandan da toparlayalım. Manga evet, konuşacağız evet. Diye Jack konuşuyor. Oğlum ben de tam yoruma yazıyordum. Kaçtayız dakika olarak. Oğlum başka bir şey yok yani. Zaten yeni manga bölümünde. Hani pek zaten bir şey abi yok. Manga ile ilgili pek bir şey konuşmadık dikkat ederseniz. Gökyüzü ayrıldı işte 2'ye. Aynen öyle. Bir ısırdılar şeyi. Momo Kaido'yu ısırdı. Hart yaptı. Ne denir ona? Öyle bir şey yaptı işte. Aynen. Ham yaptı. Ham yine 1,5 saat yapamadık şeyi. Bölümü. 2 saat oldu ya. Bir Jack yüzünden. Jack balonu yüzünden. Bölüm uzadı yemin ediyorum. Ya, Jack balonu Yonko zirvesini de şişirdi. Şok yani şok. Jack şok. Yani dua etsin. Yani Allah'a dua etsin. Karşısına Zoro falan çıkmadı ya. Vallahi rezil olurdu. Bence Zoro Jack olsaydı çok... Zoro Pika gibi olurdu bu arada. Yani bir tık güç farkı olurdu. Yok artık. Abi, yok, ya yok. Tabii ki abi net yani. Ya bence Zoro King'i alıyorsa ya. Zoro Pika kadar rahat olmazdı da. Abi siz, yani siz rahat yenerdi. Hani var ya beyler. Hani var ya şu YouTube'da böyle yorumlarda yazıyorlar. Sen seriyi nerenle izliyorsun falan. Şu an o soruyu size soralım. Ben Pika gibi olur demedim canım. Yani güç farkı var yani, bariz onu dedim. Yok ya, bence yok. Pika Zoro Pika'yı çok rahat yendi. Bence tamam ama Jack o kadar da rahat yenmez yani. King'le aynı seviyenin adamı ya. Hayır ben işte ben... bak onu Nemo'ya diyorum zaten, Tefo yani. Pika'ya karşı hiçbir şey yapmadı Zoro. O kadar da olmaz diyorum canım ama ya, o kadar yine de bir güç farkı var. Yani Zoro ya da güçleniyor zaten yani. Zoro King'i de yenecek ona bakarsan ya. King'i yeniyorsa bence Jack de çok yani. Abi Kaido'ya yaptığı saldırıyı yapsa yani. Zoro Jack değil mi? King'e karşı aynen mesela. Yani bilmiyorum, Zoro çok power up aldı bence bana da. Bilmiyorum farkında mısınız ama Dressrosa'daki Zoro değil yani. O yüzden bence Zoro Jack olsaydı biraz şey olurdu. Güç dengesi. Hatta Sanji bile olsa bence şey olabilirdi. Yani Sanji bile Jack'in hakkından gelebilirdi bence. Ben öyle düşünüyorum. Abi belki şöyle bir şey var ama zaten Zoro ve Sanji Jack'ten daha üstün olan iki kişiyi yenecekler şu an. Yani aynen, Jack'i de yenerler. Olur. Ondan orada bir hem zaten. Ama ya benim demek istediğim, örnek vereyim artık nasıl diyeyim. 2 saat sürecekse bu dövüşler, Jack'e karşı 1 saat 45 dakika sürer. Hani o 1 saat sürer mesela. Yani özellikle Zoro'nunki. Jack vs Zoro 10 dakika falan sürer abi. Oh artık. Oğlum lan elmayı görüyor Kaido, elmayı hissediyor lan diyor. Evet. Bu ne falan diye böyle dojluyor yani istemsiz yani. Jack elmadan evet, bir darbe alacak bir de 1 saat dayanacak, imkansız. Kaido yani başka bir şey dojladı mı savaş boyunca? Hiç gördük mü Kaido'nun bir şeyleri dojladığını? Yok abi. Zoro'nun saldırısını dojladı. Bir şeyler yani denedi Kaido'nun da pek işlemedi. Yani Zoro'nun saldırısını dojladı direkt mesela, bu da ilginç bir nokta. Neyse. Aynen. Yani... Jack çok vaktimizi Jack'i aldı de, ya gerçekten. Jack'i de uğurladık. Evet ya yani. Jack haberi alıyor zaten ya. Ya hak ediyor adam ya. Ama benim hak balon ediyor muhabbeti yani tamamen beklentimi karşılamamasıyla alakalı. Yani hani o beklenti karşılamaya bir şey demiyorum. Orada gerçekten ben o yüzden diyorum yani. Benim de karşılamadı yani. Yani biraz... ne yapacaktı biliyor musun bak? Yapacağı şeyi söyleyeyim. Jack'in karşısına Jinbei'yi koymalıydı. Niye böyle bir şey yapmadı hala anlamadım ama. Aa, bak, bu da yerine... başka bir tartışmaya götürür ama şimdi. Sulong, Inuarashi mi daha güçlü? Jinbei mi daha güçlü? Abi şöyle. Yok orada değil ama şu an Capori. Ospen'leri o... kaybetmesinin sebebi karşısında hasır şapka olmaması yani. Jack'in. Aynen. Abi imkanı yok yani. Sen imkanı o yüzden yok diyorsun. Aynen. Jinbei olsa garanti bir 2 bölüm abi sürer. Bak, Eichiro Oda'nın da umurunda değil bak. Eichiro Oda'nın da umurunda değil. Evet abi. Ya hayır bak. Şurada katılmıyorum. Çok şu an intikam. Ya. İntikam şeyi teması çok fazla işleniyor şu an. Hani Pedro'nun intikamı, Mink'lerin intikamı. Evet. Anladın mı? O yüzden karşısına Luffy Zoo'da demişti ki bu Jack'in yaptıklarını duyunca. O Jack'i bir gün geberteceğim demişti. Hı-hı. Canını evet, okuyacağım onun yapmadım demişti mesela. Hı-hı. Yani Allah'tan Luffy çıkmadı karşısına ya. Allah'tan Luffy çıkmadı karşısına yani. Jack'in dua etsin. Onun için yok, de dua etsin yani. Kraker gibi olurdu. Evet, kraker gibi olurdu. Isıra yerdi Jack'i. Hani ama Jack Jinbei gerçekten güzel olurdu ya. Yani bayağı ya, zaten tatmin ederdi. En baştaki tahminlerden bir tek o tutmadı ya. Çünkü herkesi ben hatırlıyorum Facebook gruplarında falan. İşte Queen, Sanji, Zoro King, Jinbei, Jack demişti herkes. Balık adam, yarı balık adamlık var ya bir de. Aynen yarı balık adam muhabbeti. Ha. Bence böyle daha iyi oldu ya. Jack'in Todirop o kadar böyle değer görmemesi de biraz garip oldu evet. Onu da kabul ediyorum. Bölüm bile sürmedi. Bence bayağı kötü oldu ya sonunda. Bence çok ikonik oldu ya. Hem aynı bölümde Perespero'nun kaybetmesi, ayı görüp ikisinin de hani iki Sulong formuna geçiş. İşte bunun da Kaido vs Luffy'nin tam kralın hakisi çarpmış. Bence ikonik oldu ya. İkonik bağlamış ya. Ama kısa sürdü. Tam tatmin etti mi? Etmedi yani oğlum. Bir bölüm önceden beni çok güzel tatmin etti. Bence etmedi abi. Ya Engin. Jack vallahi tam hak ettiği gibi. Bu arada. Hak ettiği gibi yenildi beni yani. Ya gerçekten Bonclay'i sevmeyen adamla neyi konuşuyorum ya? Ben Bonclay'i seviyorum da Impel Down'daki Bonclay'i seviyorum. Şeyi sevmiyorum. Abi o bir karakter ama. O bir karakter. Hani oradaki ve sondaki senin sevmediğin ve sevdiğin bir karakter. Paketi bu adamın. Çok eğleniyor ya şu an. Onun kanalı ya. Veriyor clickbait'i. Abi bu arada ne diyecektim? Ya benim gibi düşünen çoktur ha, söyleyeyim. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Zaman... Benim gibi düşünen çoktur. Bak eminim. Senin gibi düşünen de çoktur canım. Ben onu yarıştırmıyorum hani. Çoktur. Ben hani garip şeyler söylüyorum. Yarıştırmıyorum ben. Acun'un acılı tarzı. Yok. İkisi de çoktur arkadaşlar. Şey olabilirdi mesela. Bir bölüm önce başlayabilirdi. Perespero vs. işte Neku, Inu vs. Jack. Bir bölüm önce başlasaydı ve bu bölüm böyle sonlansaydı hepimiz tatmin olurduk bence. Orada. Ben halen Jack'in tayfadan birine yenilmesini daha mantıklı buluyorum. Niye ama yani... Ha, doğru mesela bak Chopper falan yense güzel olurdu bak. Ben de isterdim. Abi Chopper yani. Bak. Onun değil. Chopper dediğin adam Queen'e tokat atmadı mı? Haklısın aslında. Evet. Ha, harbiden. Evet. Queen'e bastı yani... tokadı. Big Mom'a vurdu lan, bırakıyor tankla Chopper dediğimiz adam. El bombası attı. El bombası attı. El bombası attı. O da formuna girmeden atıyordu ha. Hani öyle büyümeden. Normal tabii, haliyle. Hani bu kadarını yapıyordu. Aslında bak Chopper da güzel giderdi ama zaten Chopper'ı harcadı o da ya dövüş konusunda. Yani evet, Chopper'la da dövüşebilirdi aynen. Onun dengi çünkü yani. Ya. Artık abartıyorum değil mi? Trigger'la Tamayla da dövüşebilirdi mesela. Bak evet. Olabilirdi bak, ona tamamım. Tama'nın Kibidango'sunu yiyip mesela yani. Bizim tarafa geçebilir diyecek yani Kibidango'yu yiyip yani. Abi karaktere tam tecavüz ettin şu an, farkında mısın? Hani bitti şu an resmen. Şu an Jack'i bile koruyasım gelmedi ya, o nasıl bir şey? Düşünsene orada duruyor böyle tam asama ne yapayım falan. Evet. Çok komik oldu yalnız. Ama yani Wano bu arada bir şey itiraf edeyim. Çok iyi gitmiyor şu an ya Wano. Hani bunu artık ben kabullenmemiz gerekiyor. Katılıyorum. Çok, abi Wano'nun daha iyi gidebilirdi. Kötü olma sebeplerinden en başta geleni bir kere gereksiz uzunluğu. Hani evet, bilmiyorum ben biraz. Gereksiz uzunluğu yani. Bak kaç sene biz şu an bu savaşı bekledik? 2 sene. Herhalde Hı-hı. Değil mi? Ya evet. 2 sene bir savaş bekliyoruz. Savaş başlıyor. Abi Kaido'nun flashback'ini görmedik. Biz Kaido'yu daha tanımıyoruz. Karakterleri daha tanımıyoruz. Şimdi de ister istemez yani bu eksiklikleri kapatmak istiyor o da. O neydi? O gereksiz sahneleri bize o kadar uzun çizeceklerine dövüşü daha güzel çizebilirlerdi. Artık en basitinden. Kendisi abi de sıkıldı ve bitmesi gerekiyor artık. Wano'nun da, hatta bu zirvenin de. Aynen. Abi zirveyi artık uzattık. Ona yapacak bir şey yok. Zaten harbiden sınırımızı aştık da. Ben şunu hiç sevmedim. Şu teknikten vazgeçsin yani bir an önce. Ay. İşte çatıyı bir panel çatıyı göstereyim. 2 panel şuraya göstereyim. 2 ya o her şey yarım kalıyor bu yüzden. Abi evet. Sen performans sahnesini göster. Oradaki her şey bitsin. Çatıya gidelim. Sonra çatıdaki her şey bitsin. Böyle yarım kala artık yani süne. Yani Jack yukarıda Kaido ile Yamato kaç bölüm şey olduk abi. Bölümün sonunda Kaido ile Yamato'nun bir repliğini görüyoruz. Bitiyor. Bölümün sonunda abi, Kaido ile... Oden'in, Kaijuro'nun çizimi olan Oden falan geldi bir ara. Çok değişik şeyler oldu vallahi yani. Evet yani kimse ölmüyor. Yamato Orochi bile ölmüyor ya. Orochi ya, Allah belanı, neyse. Tam bir Orochi. Tam bir Orochi'nin ölümsüz abi anladım. Demek ki çünkü bütün kafaları kestiler gene ölmedi. Demek ki bu işte Hidra vardır ya mitolojide, kestikçe yenisi çıkıyor. Yani bilmiyorum nasıl çalışıyor da herhalde. Nasıl ölüyor bilmiyorum ama hani ölsün artık Orochi ya. Yeter. Orochi görmeyelim artık, yeter. Ama Wano için biraz gaza basmış gibi şu an. Sıkıldı bitirmek istiyor. Sıkıldı o yüzden. Sıkılsın. Hızlı bölüm çıkarıyor. Baksana yine ara yok. Geçen hafta işte 4 bölüm üst üste çıkardı. En son 5 yıl önce çıkarmış. Şimdi tekrar 2 bölüm çıkardı. Yani bitirmek istiyor o da artık. Bitirmek istiyor. Ama... Bir Maldivlere gidesi var aynen. Yani Maldivlere mi gider artık, nereye gider bilmiyorum da bitsin ama bari bitsin de artık ya. Abi yok bak bir frene basılması lazım şu konuda. Yani abi işte kapat perdeyi, bir gidelim 2 bölüm dünyanın dışına değil falan mi? Wano'nun dışına. Ya evet, tam o zamanı. Olabilir. Ya da Kaido flashback'ine gidelim. Bir nefes alalım ya. Perde olayı bitti bence ya. Ya perde olmasa bile bak Kaido'nun şeyine gidilecekse tam zamanı işte. Artık son dövüş başlamadan önce bir Kaido flashback'i. Neden böyle birisi değil mi? Evet. Ya bir de bak şu perde olayı aslında güzel olan bir yanı var. bizi yani bu sıkıldığımızda hop bir başka hava yaratabiliyordu. Yani bu perde, bu bir başka yere gitmeler falan. Abi şu an herkes sıkıldı. Biz 65 chapter'dır herhalde. Biz şu an bu savaşı yaşıyoruz. 65 chapter abi. 2 seneden fazla bir süre şu an. Evet. Bak 2 sene. 2 senedir biz halen aynı gündeyiz, aynı gecedeyiz, aynı savaştayız. Abi sıkıldık yani gerçekten. Hani keşke o işte o sahne perde olayını bir ekleseydi. Bir 5-10 chapter önce bir havamız değişseydi. Şu an hem YouTuber olarak değişik değişik teori videoları da üretirdik. İşte kara sakala ne oldu, Shanks'i gördük falan. Aha. Bir bok yok, halen aynı yerdeyiz yani. Halen aynı savaştayız. Biraz ya ben havası... bu işte videoları yaparken Tefo eski mangaları böyle okuyorum. Lan diyorum mesela bazı bölümlerde şey diyorum. Lan şu an çıksa şu bölüm ne şeyler döner ha, ne konular döner YouTube'da. Hani bize geliyor ya. Doğru. Evet mesela bir bölüm geliyor. Ulan neler açıklanmış o bölümde falan böyle şaşırıyorum. Dragon açıklanıyor falan. Abi, öyle bölüm şu an çıksa diyorum kafayı yeriz herhalde yani. Bak ben chapter incelemeye 1007'de mi ne başladım herhalde. Oden. Evet. Oden'de. O yine ilginç bir chapter'dı yani giriş için. Sonrası aslında o kadar şey diyor. Böyle en son bir düşündüm böyle hani eski chapter incelemelerinden böyle hangisini yapmak isterdim falan gibisine. Bak sonra aklıma mesela şey geldi. Jack'in Fujitora'ya falan dalma olayı vardı ya. Evet. Hani Doflamingo'yu kurtaracağım. Abi sen o çizim yani oradaki adamın kendinden nasıl emin olduğunu hatırlıyor musun? Evet. Hani zaten abi Jack'in ondan sonra düşmeye başladı zaten. O kadar büyük girdikten sonra düşmeye başladı. Öyle bir incelemeyi yapacağız. Ya da abi, ne bileyim. Balık adam Marineford'da Shanks'i görüyorsun. Tabii o çok eski canım da mesela zaman atlamasından sonra mesela bir bölüm var. Balık Adam Adası'nın sonunda bir bölüm var abi. Jinbei'yi işte bu bölüm şeyle başlıyor. Nico Robin'le o kral konuşuyor işte şey Neptün. Riku. Neptün. Gereksiz Neptün. İşte Robin diyor ki Joy Boy kim diyor. Poneglyph'te işte özür diliyor diyor şeyden. Deniz Kızı Prensesinden. O diyor işte Joy Boy kayıp yüzyılda yaşamış biri. İşte antik silahlar şu, işte Shiroshi de şu an Poseidon, antik silahlardan birisi de Shiroshi. Sahne atlıyor, Jinbei'ye geçiyor. Jinbei diyor ki size bazı şeylere haber vermem lazım. İşte Akainu ile Aokiji 10 gün boyunca savaştı. Aynen. İşte Akainu şey oldu, Filo amiral oldu. Bu arada Karasakal'la da şeyler savaştı. Karasakal Yonko sayılıyor şu an falan filan değil mi? Dünyadan bilgiler veriyor. Lan dedim o şöyle bir bölüm şu an çıksa. Joy Boy, abi, antik silahlar, Akainu, ya da şey düşünsene bak. Türk fanbase'in en uzun videosu, chapter incelemesini Capori çıkarırdı Reveri'de. Evet. Yapardık. Reveri'ye yetişemedik harbiden ya. Efsaneydi ya Reveri. Evet. Hani güzel olurdu. Ben bu arada 957'de mi ne yetiştim manga yani. Siz yetişebilirdiniz. Olsun, bana sonunda güzel olur ya büyük ihtimalle. Bence de efsane olur. Efsane bak. Gerçekten güzel bölümler bekliyor ya. Elbok var da. Ya güzel bölümler var ya. Ya işte bakalım ne zaman. Bu gidişle normalde ben 2022 sonu diyordum. Biter ama sanki biraz öne almaya. Vano sonunu sanki biraz öne almaya çalışıyor şu an. Hani böyle bir 10 chapter aradan kaynatmaya çalışıyor sanki. Ya abi bir sonraki bölüm efsane yani. Olabilir bu arada. Evet. Öyle bir hissiyatım var benim. Haftaki bölüm. Ne olur sizce bir sonraki bölümde ki? Abi yani savaş devam bomboş, edebilir. Yarısı bomboş geçer büyük ihtimalle. Fukurokucu, Orochi mevzuları açılabilir. Orochi ile bittiği için bölüm. Bence Zoro Sanji'ye geçer ya artık savaş. Ama biraz aynen ya Queen vs Sanji üzerine şeyler görebiliriz gibime geliyor. Görek be. Yalvarırım ya. Bence gereksizler yavaş yavaş ortadan kalkar. Hani Big Mom olayı King'den son önce olur. Bak önce olur bence. Orada bir olay olacak. Bu arada uzatmak isterse şöyle uzatabilir. Queen vs Sanji esnasında birden Matt olayına dönebilir mesela Queen'in. Dönsün onu bu arada. Dönsün. İşte bence o King vs Zoro'da birden Lunaria'ya dönebilir. Lunaria flashback'ine dönebilir. Abi uzatmaz bence ya bu saatten. Yok onları dönecek bence kesin. Kesin döner ya. Ben bu başka bir arka saklıyor ya. Ya bunlar ya anlatılır. Matt anlatılır. Onlar kesin yani. anlatsın ya. Zaten big fight yani bunlar. Hani bu fightlara da dövüşlere de zaman ayırmayacaksa neye ayıracak? Ya böyle aslında kısa geçmesinin sebebi de Sanji, Zoro ve Luffy üçlüsü yani. Onlara zaman ayıracak. Yani hı hı. Şu an Jack'i bir sayfada indirmesinin sebebi belki Sanji'ye hani 10 sayfa yapmak içindir yani, anladın mı? Evet evet. Bence 2 sayı falan sürer bu arada ya. Jack'tir, Sanji'dir. Jack diyorum ya. Yani Zoro'yla Sanji'nin vs'si 2-3 sayı sürmeli bence. Flashback'ler normalde öyle beraber oluyor. Normalde öyle oluyor evet. 2-3 bölüm sürüyor. Sonra da Luffy'ye geçer. Son artık bir de yani Zoro'nun bu savaşlar bitti mi tamam mı? Hani bir daha savaşmayabilirler yani. Son savaşları olabilir Zoro'yla Sanji'nin Wano'daki. Bence yani bir daha savaşmaları şey olur yani hani. Zoro olmaz mı? Ben isterim çatıya yenen herkes çatıya çıksın istiyorum ben ama bakalım olacak. Bak o da olabilir. Çünkü bazıları gerçekten böyle rahat yendi yani. Mesela Jinbe çıkabilir mesela yani anladığım kadarıyla. Ama işte Franky şey yaptılar onu da ya Nemo. Geçen bölüm müydü? Ondan önceki bölüm müydü? Franky dedi ya herkes performans sahnesine gelsin. Herkes aynen. Yukarıda yangın var inin performans sahnesine falan gibi oldu. Aynen. Aynen. Öyle bir şeyler oldu. Bakalım ya. Evet evet. Uf. Evet arkadaşlar. Manga hakkında söylemek istediğiniz başka bir şey? Söyledik bayağı bir şey ya. Benden bu kadar. Bitirelim mi o zaman? Kapanış müziğini aç. Capori. Kapanış müziği. Benim. Capori. Yok arkada uzanıyorum ya. Vallahi. Kapıyor mu? Kapıyoruz. Müziği verdim zaten. Kapanış müziği. Neydi ya? Önceki Yonko zirvesinde bir tane arkadaş şey demiş. Nemo bir sonraki Yonko zirvesinde yohoho der misin demiş. Demiş bulundum şu anda. Evet. Kırmamış olduk onu da. Aynen. Güzel oldu. Evet o zaman bütün dinleyenlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Yonko zirveleri devam edecek. Acaba haftaya çeker miyiz Capori? Ne diyorsun? Senin kanalda olacak. Benim kanalım oluyor. Aynen. O zaman çekeriz. Benim kanal. Abi sen düşüneyim. Haftaya okul başlıyor. Vallahi bilmiyorum ki ya. Konuşuruz. Sabodi bak. Sabodi sezon. Sabodi'ye mi geldik? Dur bakayım. İyi. Fena değil ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar biz sizi haberdar ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Aboneliği unutmayın. Bay bay. Bay bay.